hemen söylemezsin. Nazizmi Almanya'da bittiğini zannediyorum. Moskova ve Ankara'dan hayır onu kullananlar terörist. Günaydın sevgili seyirciler, Büyüteç programına hoş geldiniz. Bir cumartesi sabahında yine bölgesel denklemin önemli konu başlıkları, bir yandan Doğu Akdeniz'deki gelişmeler, bir yandan da Ege'de tırmanan gerilim konu başlıklarıyla stüdyo konuklarımızla bu sürecin eğrisini doğrusunu sizlere anlatmaya çalışacağız. İşte Amerika, İsrail, Kıbrıs Rum kesimi denkleminde sahadaki gelişmeleri bir yandan takip ediyoruz. Buradaki süreçte özellikle son süreçte gelen peşi sıra adımlar söz konusu. Sahadaki hareketlilikten dolayı ismini de çok gündeme gelmedi ama Türkiye kamuoyunda o cephede de bir Akdeniz Kalkanı Harekatı donanmamızın sürdürdüğü operasyonel faaliyetler açısından son derece dikkat çekiyor ve ehemmiyetle bunu da takip ediyoruz. Bir yandan da Ege'deki gerilim süreci söz konusu. Tabii bir yandan Fırat Kalkanı sonrasında Zeytin Dalı Harekatı eksenli olmak üzere buralardaki sürece sekteye vuracak ya da vurmak üzere yapılan hamleler olarak da gözüken sürecin sahadaki anlamını da kodlarını da sizlere yayınımız kuşağı içinde anlatmaya çalışacağız. İlerleyen dakikalarda emekli amiral Cem Gürdeniz'de gerçekleştireceğimiz telefon bağlantısıyla yorumlarını alacağız. Stüdyo konuklarımız Profesör Doktor Sayın Cüneyt Akalın hocamız bizi kırmadı. Hocam günaydın, hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Ve Ulusal Strateji Merkezi Dış Politika Sorumlusu Berk Özer de stüdyomuzda. Sevgili Berk Özer, sen de yanımıza hoş geldin. Merhabalar, hoş bulduk. Şimdi bir iki koridoru birlikte mi okuyalım, okumayalım mı? Bunun en doğru yanıtını verecek isimlerden Sayın Emekli Amiral Cem Gürdeniz'e hem günaydın diyelim, önce bir bağlantımızda sorun olup olmadığını tespit edelim. Komutanım, yayınımıza hoş geldiniz. Günaydın diyoruz Ulusal Kanal ekranlarından. Günaydın, bağlantı şimdi sağlandı. Sesim nasıl geliyor? Gayet net diyoruz. Günaydın değerli komutanımız. Sayın Gürdeniz, hemen bu koridorun bütününü mü bir okuyalım? Yani nasıl giriş yapalım? Onun tamamen takdirini size bıraktım ama nasıl özetlersiniz bize? Yani Akdeniz ve Ege'yi birlikte okuduğumuzda nasıl bir fotoğraf var? İsterseniz oradan başlayalım. Tamam, çok teşekkür ederim. Şimdi tabii Türkiye belki de 21. yüzyılda en ciddi yol ayrımına gelmiş durumda. Tabii bu sürece gelen pek çok önemli dönüm noktaları var. Bu dönüm noktaları içerisinde Fırat Kalkanı'nı sayabiliriz, Afrin'deki Zeytin Dalı Harekatı'nı. Ama en önemlisi tabii ki dönüm noktasında herhalde 15 Temmuz darbe girişimiydi. Türkiye o girişimden sonra ciddi bir durum muhakemesi yaptı ve herhalde ilk defa da belki de son 50-60 yılda Kıbrıs Harekatı haricinde gerçek gücünün farkına vardı. Bu gücü tabii devletin gücü olarak görmekte fayda var. Yani Türkiye'de iktidarda kim olursa olsun Türkiye'nin kendine az devletin geleneklerinden, geçmişinden kaynaklanan büyük bir gücü var ve bu gücü Türkiye tekrar farkına vardı. Şimdi Kıbrıs'taki 74'teki gücün farkına varmayla 21. yüzyıldaki yani kabaca 40 yıl aradaki gücünün farkına varma arasında da büyük bir fark var. Nedir bu fark? Biz 74'te bu harekatı gerçekleştirdiğimizde ne deniz kuvvetlerinin ne hava kuvvetlerinin kısmen kara kuvvetlerini Kore'ye yarıştırsak bir savaş tecrübesi yoktu. Ve milli savunma sanayi hemen hemen yok denecek kadar azdı. Şimdi bu Türkiye'nin Ege ve Doğu Akdeniz'de şu an karşılaştığı konjonktürü göz önüne aldığımızda bu gücümüzün farkında olarak konulara girmemiz lazım. Yani Türkiye eski Türkiye değil. Yani ne 1923'teki konjonktür ve güç ne 74'teki bambaşka bir Türkiye'yle karşı karşıyayız. Duyulabiliyor değil mi sesim? Gayet net duyuyoruz komutanım, buyurun. Evet, o yüzden şimdi Doğu Akdeniz'deki ve Ege'deki gelişmeleri zaten birbirinden ayırt edemeyiz. Şimdi Yunanistan küçük bir ülke. Türklerle Osmanlı İmparatorluğu döneminde neredeyse 500 yıl bir arada yaşamış. Bugün onların dilinde 3000'e yakın Türkçe kelime günlük dilinde kullanılıyor. 3000'e yakın.
Bizim dilimizde aynı şekilde onlardan, balıklarımızın çoğu adı Yunan ismi. Yani o Rumcadan gelen. Ve baktığımız zaman ortak pek çok özelliğimiz var. Fakat bu ülkenin özelliği Osmanlı İmparatorluğu'nu zayıflatmak için Navarin baskınından sonra o zamanki emperyal güçler olan Rusya Çarlığı ve İngiltere ve Fransa efendim desteğiyle kurulmuş. Yani kendi gücüne dayanarak kurulmuş bir devletten bahsetmiyoruz. Ve kendi gücüne dayanarak da gelişmesini, büyümesini sağlamış. Hep arkasında Batı'nın olduğunu görüyoruz. Zaten Batı'nın temel değerleri nedir diye sorduğunuzda karşınıza ne çıkar? Yunan felsefesi, Hristiyanlık dini, Roma hukuku. Yani üç tane temel değerden bahsedilir. Şimdi Yunanlara da felsefeyi vermişler. Ve yani bugün dünyada herkesin demokrasi dediği, efendim temel insan hakları, altın çağ dediği dönemi de bunlara bağlamışlar. Ama baktığımız zaman bugünkü Yunanistan'ın o dönemde gerek sosyogenetik olarak, gerek sosyolojik olarak, gerek efendim siyasi olarak hiçbir bağ olmadığını da görüyoruz. Ama bir zorlamayla yaratılmış bir devletten bahsediyoruz. Bu devlet hep arkasına da Batı'yı alarak önce 1830'da ülkeyi kurmuşlar ki gidin Pilos'a, yani Navarin baskının olduğu yere, ki Navarin baskını olmasaydı Yunanistan'ın kurulması yine olurdu ama o kadar hızlı olmazdı. Gecikirdi. Pilos'a gittiğiniz zaman kocaman bir anıt görüyorsunuz ve anıtta 3 tane amiralin kocaman freskoları var. Bir tanesi İngiliz, biri Fransız, biri Rus. Nerede Yunanlar? Yunanlı yok. Zaten oradan ispat ediyorsunuz. Bu ülke arkasına büyük güçleri alarak kurulmuş ve büyütülmüş bir ülke. 15 Mayıs 1919'da özür dilerim, İzmir'e çıktıklarında aynı şey geçerli değil miydi? O gelen Yunan istila gücü İzmir'e kimler tarafından eskortlandı? Ya bunları hatırlamamız lazım. Aynı şekilde daha Birinci Dünya Savaşı'nın başında Churchill'e tekliflerini hatırlayalım. Ne diyorlar? Siz gelin, kraliyet donanması zorlasın, biz de Gelibolu'ya çıkarma yapalım. Yunanlar söylüyor bunu. Hep arkalarına Batı'yı alarak iş yaptı. Şimdi bugün de değişen esasında hiçbir şey yok. Yani baktığımız zaman. Balkan Savaşı'nda benzer olayları yaşamıştık. Yine hatırlayalım. Balkan Savaşı'nda bu sefer Bulgaristan'ı Karadağ yanlarına alarak geldiler ama arkalarında yine Batı güçleri vardı ki Balkan Savaşı'ndan sonra Ege'deki adaları onlara teslim eden 6 büyük devlet kararında bizim unutmamız mümkün değil. Bu 6 büyük devlet kimdi? Hepsi Batılı, Avrupalı devletlerdi. Hala bugün biliyorsunuz Ege'deki adaların statüsünde temel 3 belge vardı. Biri bu 6 büyük devlet kararı Balkan Savaşı sonrası. Diğeri Lozan, diğeri de 1947 Paris Anlaşması. Şimdi dolayısıyla bugüne geldiğimiz zaman da değişen bir şey olmadığını görüyoruz. O zaman şimdi, soruyu şöyle mi soralım komutanım? Evet. Neden bu özel ilgi Batı'nın? Yani bu coğrafyada neden bunu istiyor? Çok, bunun cevabı da çok kolay. Bakın şimdi Türkiye'nin coğrafyası dünya coğrafyasında örneği olmayan bir özelliği var. Yani bir Doğu Batı eksenindeki bir yarımada devleti bir. İki, üç kıtanın kavşağı Afrika, Avrupa ve Asya. Üç, Rusya'nın dış ticaretinin neredeyse %60'ına bağımlı olduğu Türk boğazları. Dört, Rusya'nın Hazar içlerine, Hazar nehrine, Tuna'dan Almanya'nın Main kentine Karadeniz üzerinden deniz ulaştırma, iç su yollarını kontrol eden, güneyden baktığımız zaman Süveyş üzerinden Hint okyanusuna bağlanan, diğer okyanuslara bağlanan muazzam bir coğrafyadan bahsediyoruz. Yani Akdeniz belki dünya okyanuslarının %1'i. Ama Akdeniz ve bu bölgenin kontrol ettiği ticaret muazzam büyük. Dolayısıyla bugünkü hegemonya mücadelesinde, yani geçmişte Osmanlı İmparatorluğu'nun hasta adam Rusların yükseldiği dönemden tutun, efendim Osmanlı'nın en güçlü olduğu döneme bakalım. Sürekli bir kontrol sorunu var. Yani bu coğrafyayı kim kontrol ederse, İpek yolunu kontrol etmiş, bu coğrafyayı kontrol eden daha sonra İkinci Dünya Savaşı sırasında Sovyetlerin durumunu, Almanya'nın Türkiye'yi savaşa sokmak için mücadelesini hatırlayın. İngiliz ve Amerikalıların Türkiye'yi İkinci Dünya Savaşı'nda kendi taraflarında savaşa sokmak için mücadelesini hatırlayın. Birinci Dünya Savaşı'nda Türkiye'nin işgalini, Gelibolu'ya dünyanın en büyük armadasıyla saldırmayı hayal edin. Yani baktığınız zaman
sürekli bu Doğu-Batı eksenindeki coğrafyanın kontrolü sorunuyla karşı karşıya kalıyor. Bugün de değişen bir şey yok. Bugün de Rusya eğer Yeltsin'le devam etseydi karşımıza parçalanmış bir Rusya çıkacaktı. Parçalanmış ve Batı'ya teslim olmuş bir Rusya için Türkiye'nin coğrafyasının belki önemi kalmayabilirdi. Çünkü Rusya'nın çevrelenmesinde en büyük coğrafya yine Türkiye coğrafyası. 1979'u o odadakiler belki herkes hatırlar, siz de hatırlarsınız. Yani enflasyona yenilmiş, günde 60 kişinin kamplaşarak birbirini öldürdüğü, neredeyse iç savaşın olduğu bir Türkiye. Ekonomisi tamamen iflas etmiş ama hala NATO üyesi ve hala NATO Türkiye'yi o dönemde kurtarma gayretleri içinde, ki arkasından 12 Eylül'ü gördük. Yani 12 Eylül'ün bugün artık Atlantikçi bir darbe olmadığını söyleyecek kimseyi ben göremiyorum. Şimdi dolayısıyla bu coğrafyada Türkiye'nin şu ana kadar, yani 15 Temmuz'a kadar sürekli olarak Rusya'yı konteyn eden, şimdi İpek yolunu, One Belt, One Road dediğimiz, işte Çin'in bir kuşak bir yol. Hatta yani daha da büyütelim işi, İran'ı kontrol ederek, İran üzerinden Orta Asya'yı, Çin'i bile kontrol edecek konumda bir coğrafyadan bahsediyoruz. Yani bugün Kuzey Irak'ta, Kuzey Suriye'de olanları Çin'in ve Rusya'nın çevrelenmesi dışında görebilir miyiz? Göremeyiz yani. Ve o nedenle bu kıymetli coğrafya için bir şeye ihtiyaç var. Yani Batı tarafından kontrol altında tutulması gereken bir coğrafya. İşte NATO'ya Türkiye 52'de girdiğinde, hatırlayalım o dönemi, 49'da NATO kuruluyor, 52'de Yunanistan'la birlikte giriyoruz. Ege ile Doğu Akdeniz'in sorumluluğunu kime verdiler o dönemde? Hatırlayalım. Yunanistan'a verdiler. Yani koskoca Türkiye Cumhuriyeti bir yarımada devleti, bu kadar geniş 8000 kilometre sahili var, kıyısı var. NATO o zaman Türkiye'ye sadece Boğazlar ve Karadeniz bölgesi NATO sorumluluk alanı olarak veriyor. Ve kimse de sorgulamıyor bunu. Şimdi işte daha o dönemde Türkiye NATO'ya girdiği anda Ege ve Doğu Akdeniz'den koparılmış oldu. Peki o zaman siz birilerine sorsaydınız 52 yılında, ya kardeşim gelecekte limitsiz denizin diplerinden doğal gazlar çıkacak, petrol çıkacak, işte nadir metaller çıkacak, bu işte balık gelecekte protein ihtiyacımızı karşılayacak, bu kadar kıymetli alanları biz niye Türkiye olarak şey yapmıyoruz, sorumluluğumuzu almıyoruz? Bunlar olmadı. Ama Türkiye artık uyandı. Sorun burada. Zaten onların da affedemediği bu. Yani Orta Asya'ya ait bu coğrafyaya işte 1000 yıl evvel gelmiş Türkler, Lloyd George'un dediği gibi artık o tarafa gönderilemez pozisyona geldi. Donanması güçlendi, ekonomisi, nüfusu büyüyor, gelişmesini sürdürüyor. Evet, hükümetler gelir, geçer, değişebilir. Zaman zaman tökezlemeler de olur, gerilemeler de olur. Ama Türkiye devlet olarak büyük bir gemi gibi düşünelim, bir rotada gidiyor. Yani bunu önleyemezsiniz. İşte Yunanistan ve Güney Kıbrıs, Türkiye'nin bu bölgedeki, bana göre çevrelenmesi ve gerektiğinde onların jeopolitik iradeleri dışına çıktığında kontrol altında tutulması için bana göre bir şey, tümör olarak yaratılmış. Yani Yunanistan'da bakın pek çok Ege sorunu diyoruz. Bunlar bence sorun falan değil. Bunlar tamamen Yunanistan'ın tek taraflı çıkardığı ve kendi iradesine göre şekil vermeye çalıştığı sorun alanları. İşte 12 mil ilanı, kıta sahanlığı, arama kurtarma bölgesi, hava sahası genişliği, baktığınız zaman Yunanistan'ın tek taraflı zaman zaman ortaya çıkarıp kronikleştirdiği problem sahaları. Şimdi Doğu Akdeniz'e gelelim. Yani Güney Kıbrıs, Kadıköy kadar nüfusu var. Yani kalkıyor bu çevredeki 6-7 tane ülkeyi dışlayarak 2003 yılında, oh bir güzel, 2004 yılında Annan planından birkaç hafta önce münhasır ekonomik bölge ilan edebiliyor. Peki bu adam gücü nereden alıyor, bana söyleyebilir misiniz? Yani bu adamın deniz kuvveti mi var adam gibi? Hava kuvveti mi var? Büyük bir ordusu mu var? Hani Stalin soruyor ya, Vatikan'ın kaç tane tümeni var gibi. Ben de öyle soruyorum. Bunun nesi var? Ama kalkıyor karşısındaki 80 milyonluk Türkiye'yi göz ardı ederek kalkıyor. Türkiye'den 100 bin kilometre karenin neredeyse 35 bin kilometresini kendi lehine çalacak şekilde bir münhasır ekonomik bölge ilan edebiliyor. Ama güç nereden geliyor? İşte güç bugünkü konjonktürde bir AB'den, iki ABD'den, iki tane yerden alıyor. Şimdi tabii üç, İsrail'de buna ekleyebilir. Şimdi dolayısıyla resme bu perspektiften bakmak lazım. Yani Türkiye güçlendiği zamanlarda efendim mutlaka problemler çıkartılıyor ve problemler
Ege, Doğu Akdeniz olabiliyor. Bakın bugün Türkiye'nin Karadeniz'de bir deniz yetki alanı sorunu var mı? Yok. 73'ten bu yana yok. Ki halbuki 73'te bu anlaşma, Münasır Ekonomik Bölge Anlaşması imzalanırken Sovyetlerle Türkiye ayrı bloklardaydı. Yani düşman kamplardaydı. Ama bakıyorsunuz Yunan Savunma Bakanı geçen hafta ne dedi? Hatırlayın. Türkiye dedi düşmandır dedi. Adam açık açık Türkiye için düşman tabirini kullanmaya başladı. Yani bugüne kadar dikkat ediyorlardı. Artık bunu da geçtiler. Şimdi dolayısıyla Türkiye bu yeni dönemde bence doğru yolda gidiyor. Gücünü kullanmasını öğrendi. Dış politikada da doğru olan hamleleri yapıyor. Dilerim hükümet başka baskıların altında kalarak bu rotasını değiştirmez. Yani Doğu Akdeniz'deki hayati çıkarlarımız korunur. Ve bu arada Ege'de de Yunanistan'ın saçma sapan devlet adamlarını, yani devlet adamı demeye dilim varmıyor. Bunların kışkırtmalarına da Türkiye inşallah kapılmaz. Çünkü bunlar cambaza bak şeyi, esas oyun Doğu Akdeniz'de. Hepimizin çocuklarının, torunlarının geleceği Doğu Akdeniz'de. Ege Denizi'nde şu an kardak benzeri ada adacık kayalıklar üzerinden kışkırtmalara girebilirler ama Türkiye enerjisini Doğu Akdeniz'den ayırmamalıdır diye düşünüyorum mesela. Çok uzun konuştum. Bunu istedik zaten komutanım. Yani değerli stüdyo konuklarımızla da can kulağıyla dinledik. Geçmişten günümüze bir fotoğraf önümüze serdiniz. Lütfen hattan ayrılmayın. Yine çözümü ve bundan sonraki süreci sizle analiz etmeye devam edeceğiz. Bu çerçevede değerli stüdyo konuklarımızın da ben bu büyük fotoğrafı ilişkin izlenimlerini almak istiyorum. Sayın Akalın, Sayın Hocam. Çok önemli bir özeti gerçekten gerçekleştirdi. Alanda, sahada kimin görevi nedir, en azından bu tanımlamaları net bir şekilde Sayın Gürdeniz Komutanımız ifade etti. Ama çok önemsediğim bir vurgusu var yorumlarında. Kıbrıs'tan sonra ilk kez gücümüzün farkındayız. Bence benim de. Bu günü anlatan herhalde özetlerden bir tanesi oldu. Hemen sizi dinleyelim hocam. Aynen, ben de aynı şeyin altını çizmiştim. Sayın Amiral'e çok teşekkür ediyoruz. Hakikaten bütün bu anlattıklarından çok geniş, hakikaten çok geniş bir fotoğraf. Ama ana fikir şu, ilk defa olarak Kıbrıs'tan sonra, peki Kıbrıs'tan da önemli bir şekilde, onu bile düşünmemiz, tartışmamız lazım. Türkiye kendi gücünün bilincine vardı. Ortaya atıldı. Ve bütün şeyler, o kara propagandalar işte bilmem efendim. Afrin sadece şey değil. Yani birkaç bin askerimizin girişi, oraya bazı birlikleri sevk ettik. İşte Reyhan'ın kapısından girdik falan, o değil. O 30-35 kilometrelik alan değil mesele. Katiyen oralarda. Burada ben size daha önce de ulusal kanala getirmiştim. Figaro'nun o günlerde çıkan sayısını, manşetlerini falan göstereyim biraz sonra. Orada Türkiye bir operasyon yapıyor. Efendim Amerika karşımıza çıkar. Amerika sorunlar yaratır falan filan. Ondan sonra Amerika karşı çıkmadı. Bu sefer PKK'lar çıkar. Yani işte Amerika çok destekliyor. PKK'lar işte Kandil'den şu kadar eleman getirdiler, şu kadar sevk ettiler. İşte çatışmalar falan filan. Bütün bunlar sanki bir balon gibi böyle pat diye söndü. Türkiye adeta tereyağından kıl çekercesine bir harekat başlattı. Afrin'e gitti ve Afrin'i kuşattı ve ondan sonra Afrin'i teslim aldı. Şimdi bu hakikaten şey değil. Yani basit bir askeri operasyonun çok ötesinde. Çok doğru bir şekilde ifade edildi. Afrin sadece Afrin değil. Afrin çok ötesinde. Çok ötesinde. Yani burada hemen okuyalım. Neyi yapmış mesela? Daha önce de şey yapmıştım. Figaro mu hocam? Figaro'nun birinci sayfası şeyden hemen sonra. Adınız Figaro. Fransa'nın en büyük sadece muhafazakar. Ben tutayım isterseniz, siz analiz edin. Evet. Yani ana fikir, Fransa şeyi sattı, Kürtleri sattı. Ondan sonra ikinci sayfada da, oraya görülmüyor, zannetmiyorum. İkinci sayfada da işte biz ne yapacağız, bundan sonra bu işi nasıl çözeceğiz şeklinde. Pek okunmuyor galiba. Neyse, ben özetleyeyim yani. İkinci, üçüncü sayfasında da biz bunu nasıl yaptık ondan sonra ve şey bitti, Suriye'de bittik ondan sonra, işte Kürdistan bitti falan şeklinde ifadelerle karşı. Bu çok açık. Yani Afrin sadece Afrin değildir. Afrin hakikaten 1974 Barış Harekatı'ndan sonra Türkiye'nin başardığı büyük bir operasyondur. Çok dikkatli bir şekilde hem diplomatik alanda, hem askeri alanda, hem siyasi alanda milletin de büyük desteğini alarak
Türkiye Afrin'e kilitlendi. Afrin'de tam bir başarıya ulaştı ve dengeler değişti. İkincisi, Sayın Amiral'in vurguladığı şeyi ben de kendi kelimelerimle şey yapayım. Son zamanlarda yaşadığımız en önemli olay Soçi'deki kareden sonra Ankara'daki karedir. Değil mi? Dünyayı sarsan kare. Yani Soçi ile Ankara arasında şöyle bir fark oldu görünürde. Soçi'de tam ortada Putin vardı. Bu sefer tam ortada Tayyip Erdoğan var. Türkiye Cumhurbaşkanı. Ondan sonra ruhani olacak. Herhalde öyle olacak. Öyle ama işin özü, mesaj çok açık. Yepyeni bir dünya kuruluyor. Yepyeni bir Orta Doğu kuruluyor. Bu Orta Doğu'nun sahipleri işin başına geçtiler. Ondan sonra ve kendi aralarında işte sorunları tartışarak, ederek falan ilerliyorlar. Onun için ben Sayın Amiral'in anlattıklarından esas ben de aynen sizin şey yaptığınız gibi, altını çizdiğiniz gibi o noktayı önemsiyorum. Gerisi işte Türkiye Kıbrıs'ta şöyle yapar bilmem, Ege'de şöyle yapar falan, onlar bence hakikaten işin şeyleri, yani daha taktik sorunlar. Çözümsel anlamda. Bu konuda benim Sayın Gürdeniz'e ekleyebilecek bir şeyim yok. Böyle bir bilgim de yok. Gerçekten çok büyük ve önemli bir fotoğrafı önümüze ama koydu. Ama asıl olan iradedir. O iradeyi Türkiye göstermeye başladı. O önemlidir. Ben de umarım ve dilerim ki Türkiye'yi yönetenler bu kararlılıktan, bu şeyden, attıkları adımlardan geri dönmezler. Adım adım ilerleriz. Çok teşekkür ederim. Hemen bu çerçevede son birkaç haftadır da Aydınlık'taki yazılarını da ben takip ediyorum. Sevgili Berk Özer'e, Ulusal Strateji Merkezi Dış Politika Sorumlusu, bir yine büyük fotoğrafın analizini iki üstad bu şekilde özetledi. Senin de değerlendirmelerini alalım. Öncelikle komutanımın, Cem Amiral'imizin bu 15 Temmuz vurgusu çok önemli. Çünkü bu vurgudan yola çıkarak önümüzdeki dünyanın nereye gittiğini, nasıl dizayn edildiğini görebiliriz. Şimdi bazı kesimler bunu kontrollü darbe ya da basit bir kalkışma olarak göstermeye çalışıp aslında bunun arka planını örtbas etmeye ya da kamuoyundan uzaklaştırmaya çalışıyorlar. Fakat komutanımızın da dediği gibi aslında burada bir gelecek dünyanın kutupları savaştı 15 Temmuz akşamı. Ve yeni bir dünya dizayn edilmeye doğru yola çıkıldı. Şimdi bu Doğu Akdeniz ve Ege'de yaşanan gelişmeleri de bu doğrultuda değerlendirmeliyiz. Çünkü yeni bir dünya dizayn ediliyor derken aslında küreselleşme ve liberalizm kavramı dünyada çöküp bu kavramla birlikte dünyada güçlenen ve uzun dönem tek başına söz sahibi olan Atlantik Kutbu'nun yerine artık stratejik ortaklıkların önünün açıldığı, ulusalcılığın ve milli politikalar üzerine inşa edilen, ortaklıklarla büyüyen, ortaklıklarla büyümeye çalışan devletlerin önünün açıldığı ittifaklara doğru dünya evriliyor. Bunu Batı Asya İttifakı, daha geniş çerçevede bakarsak Avrasya cephesi, Avrasya Kutbu olarak değerlendirebiliriz. Bu çerçevede de Doğu Akdeniz'de şöyle bir baktığımızda kimlerin ittifak yaptığına, mesela Türkiye'ye karşı burada İsrail'in, Yunanistan'ın ve Rum yönetiminin açıkça arkasına Amerika'nın da desteğini alarak Türkiye'ye karşı bir ittifak halinde olduklarını görüyoruz. Türkiye'de bu doğrultuda tabii ki yavru vatan Kuzey Kıbrıs'la birlikte ve yanında Batı Asya'da Lübnan'ı ve gelecekte de inşallah Suriye'yi alarak ve tabii ki Batı Asya'nın en önemli lider ülkelerinden bir Rusya'nın da desteğiyle bu Doğu Akdeniz ve Ege'deki sorunları birlikte aşacaklardır, ortaklıklarla aşacaklardır ve Doğu Akdeniz'in ve Ege'nin gerçek, yani yerel, sahildar devletler tarafından yönetileceğini, uzak batıdan dizayn edilmeyeceğini göreceğiz önümüzdeki süreçte. Böyle özetlemek mümkün. Komutanım Sayın Gürdeniz, yine büyük fotoğraf çerçevesinde sizin vurgunuzun belki biraz daha geniş şekilde açılmasını istersek, Kıbrıs'tan sonra Türkiye
Ha, bir araya mı gidiyoruz? Özür dilerim. Tekrar birlikte olacağız. Bir reklam aramız varmış değerli konuklarımızla. Doğu Akdeniz ve Ege meselesi ve Türkiye'nin buradaki ağırlığını konuşmaya devam edeceğiz. Reklam arasının ardından Büyüteç'e devam ediyoruz değerli seyirciler. Stüdyomuzdaki konuklarımız ve telefon bağlantımızda aslında esasen biz bir Skype bağlantısı gerçekleştirmeyi arzu etmiştik. Şu an için o imkanı sağlayamadık ama hemen vakit kaybetmeden Sayın Gürdeniz'le yeniden devam edelim. Biraz çözüm odaklı. Sayın Gürdeniz yeniden günaydın dileklerimizi iletelim. Herhalde hattımızdasınız. Evet, evet. Çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ediyoruz. Şimdi... Tabii bölgesel açıdan bir de bölgenin ağırlığını koyduğu bir siyasal, askeri alandaki süreç ama bir de ana bakış açısında ekonomik ve ticaret kanalı olarak da galiba Doğu Akdeniz ve Ege dikkat çekiyor. Son yayınlanan birkaç haritada özellikle Çin'in bir kuşak bir yol haritasının deniz güzergahlarının da ana rotası gibi bir izlenim ediniyoruz. Bu çerçevede sizin bir değerlendirmeniz olur mu? Bir bunu sormak istiyorum. İkincisi... çözüm açısından işte Kıbrıs'ın Türkiye'ye ilhakı ya da münhasır ekonomik bölge oluşturması gibi bir takım kavramları da tartışıyoruz. Buna ilişkin sizin bir değerlendirmeniz olur mu? Tabii yani Çin değerlendirmesini sona bırakayım ama başta önce Doğu Akdeniz çözüm yolu veya vizyon diyelim. Çözüm biraz zor da vizyon da olmalı. Çünkü bu tip sorun alanları zero sum game dediğimiz yani öyle kolay kolay müzakerelerle halledilecek sorun alanları değildir. Olsaydı herhalde Ege Adaları'nın çoğu Türkiye'nin tarafında olurdu. Öyle söyleyeyim yani. Şimdi dolayısıyla bakın 21. yüzyıl kesinlikle Türkiye için bir deniz yüzyılı olacak. Bir kere bunun adını koyalım. Yani bugün Afrin'deki efendim Zeytin Dalı, Fırat Kalkanı, bütün bu harekatların özüne şuraya buraya baktığımızda ortaya bir sonuç çıkıyor. Jeopolitik vizyon denize çıkışı olmayan bir denize çıkışı doğru mu? Yani ortada bir kere bir deniz jeopolitiği refleksi var. Eğer biliyoruz ki Türkiye'nin güneyinde denize çıkışı olan bir sözde Kürdistan Devleti kurulursa bu Türkiye'nin güneyden parçalanmasını kaçınılmaz kılar. Yani bunun örnekleri yok. İşte Ralph Peters'in 2006 haritasına bakın. Barzanistan'ın 2014 yılında işte Diyarbakır'a Kürdistan'ın başkentine hoş geldiniz pankartlarıyla karşılaştığı günden sonraki sitesine koyduğu haritalara bakın. Bunların hepsi İskenderun Körfezi'ni sözde Kürdistan'a bırakmıştı. Neredeyse Hatay ile alınmıştı. Şimdi dolayısıyla Türkiye bir kere coğrafyanın değiştirilmesine izin vermiyor. Bunun adını koyalım. Çünkü değiştirilmiş bir coğrafya. Denize çıkışı olan bir sözde Kürdistan ki bu Kürdistan'ın hangi devletin proksisi olacağını vekili olacağını hepimiz biliyoruz. O bakımdan Türkiye'nin yaşam güneyinde ulusal bütünlüğünü koruma şansı olamazdı. Bir kere bu bir. İki, bu Türkiye'nin güvenliğini savunmasını etkileyen geopolitik geleceğini etkileyen bir hamleydi. Türkiye bunu şu aşamada önlemiştir. Demin Sayın Cüneyt Bey'in gösterdiği Figaro'da bunun herhalde en somut manifestosu terk edildiler diye. Evet. Şimdi diğer konu Doğu Akdeniz'deki enerji. Yani nereden baksanız Doğu Akdeniz'in diplerinde gelecek kuşakların, çevre ülkelerin gelecek kuşaklarının seviyesini atlatacak, yükseltecek bir potansiyelden bahsediyoruz. Bu potansiyel kinetik enerjiye artık geçme durumunda. Biliyorsunuz Şubat ayı içerisinde Türkiye'nin de mücavir olduğu 5 nolu sahada İtalyan Eni firması resmen deklare etti. Ne dedi? Doğalgaz buldum dedi. 5 numaralı sahaya bakın. Şimdi siz tabii bilmiyorum stüdyo haritayı getirebilir mi ama bu ruhsat sahalarında 5 numara Türkiye'den pay alan yani o küstahça Kıbrıs'ın 2004 yılında ilan ettiği sözde münhasır ekonomik bölge Türkiye'nin sınırları içinde kalan bölge ki ne zaman oraya bir gemi gelse Türk donanması kovuyor biliyorsunuz yani. Ondan evvel de 5 numaraya
Total'de olduğu için Fransız gemisi de gelmişti. Onu da çıkarmıştık. Savaş gemisinden bahsediyorum. Hatta Yunanlar ne zaman bölge bir savaş gemisi gelse Allah diyorlar, işte geldiler bize destek olacaklar. En sonunda 6. filoyu getirmeye çalıştılar 10 numaraya. Bizim basın da bu tuzağa düştü. İşte Exxon'u 6. filo koruyacak falan diye. Bunlar boş şeyler. Öyle denizde, bir daha vurgulayayım, bir yazımda söylemiştim, vekalet savaşı olmaz. Yani siz PYD'yi, YPG'yi, PKK'yı kendi adınıza savaştırırsınız ama daha henüz deniz ortamında kendi adınıza savaşacak böyle vekalet donanmaları oluşmadı. O bakımdan bu tuzaklara da tabii düşmemek lazım. Şimdi Doğu Akdeniz'de Türkiye doğru olanı yapıyor. 2002 yılında bunun ilk adımını attı Türkiye. Çünkü biliyorsunuz deniz diplerinden doğal gaz veya petrol çıkarma 1940'lı yılların sonunda ilk kez gerçekleşti ve çok sığ sulardandı. Bunlar Amerika'nın doğu sahillerinde olmuştu. Fakat daha sonra bu 73'teki meşhur OPEC krizi olduktan sonra ülkeler, daha doğrusu ABD ve gelişmiş sanayi devleri suyun altından, denizin diplerinden doğal gaz ve petrol çıkarma teknolojilerinde muazzam büyük kuantum sıçramaları yaptılar. Bugün limit kalmadı. Yani derinlik limiti de kalmadı. Yer kürenin magmasına inecek derinlikte de bir limit yok. Yani en derin yerden artık petrol ve doğalgaz çıkarabiliyorsunuz. Tabii çok pahalı oluyor ama Akdeniz bu alanda esasında optimal bir şey sunan, fırsatlar sunan bir yer. Çünkü küçük bir deniz, karaya yakın, destek unsurları olabilir. Eğer çok zengin kaynaklar bulursanız devasa çok uzun pipeline'ler çekmenize gerek yok. Ülkelerle anlaşırsanız, mesela bugün görüyoruz işte İsrail doğal gazını çıkarmak için Türkiye'den daha uygun bir rota görünmüyor. Şimdi Güney Kıbrıs'ın Afrodit sahasında, yani 12 numaranın sahada çıkardığı doğal gazda da esasında için kendilerini yiyorlar. Türkiye'den daha uygun bir çözüm yok ama bu düşmanlık o kadar büyük ki bu çözüme gelmiyorlar. Biliyorsunuz 2017 sonunda da İtalya, İngiltere, Yunanistan, Güney Kıbrıs ortak bir doğalgaz boru hattı anlaşması, İsmet anlaşmasını imzaladılar. Ama bu feasible mı, yapılacak mı? Bana göre yapılamayacak. Çok pahalı bir yatırım. Dolayısıyla Türkiye bu Doğu Akdeniz'deki deniz zenginliğinin farkına 2000'li yılların başında vardı. Niye? Çünkü dediğim gibi, yani Türkiye'nin büyümesiyle Türkiye'nin farkındalığının oluşması ağır ağır yürüdü. Burada da tabii öncü deniz kuvvetleri. Yani bugün deniz kuvvetleri bu farkındalığı yaratmasaydı Türkiye'nin Doğu Akdeniz uyanışı başlamazdı. 2002 yılında daha surveyler başlamamış. Doğu Akdeniz'de ne olacağı belli değil. O dönemde Türkiye'nin münhasır ekonomik bölgesine, yani ilan etmediğimiz ama bizim tarafımızdan sınırları bilinen sahaya bir Norveçli gemi girdi. Bu Güney Kıbrıs Rum yönetimi adına sismik araştırma yapıyordu. Kabaca şimdiki 6 numaralı sahanın olduğu bölgelerde. Bizim hiç unutmuyorum, Giresun Fırkateynimiz gitti. Dedi ki bu bölge Türkiye'nin müstakbel münhasır ekonomik bölgesi, kıtasal içerisindedir. Lütfen güney rotalarda bu sahayı terk edin dedi. Adam da terk etti. Yani şimdi baktığımız zaman Türkiye ilk defa 2002 yılında, ki Mart ayıydı öyle hatırlıyorum, bir devlet uygulamasıyla bir dakika ben Doğu Akdeniz'de varım dedi. Şimdi bu farkındalık başladıktan sonra biz 2006 yılında da Doğu Akdeniz'de Akdeniz Kalkanı Harekatı'nı başlattık. Ve baktığımız zaman Türkiye adım adım Karadeniz'de, Ege'de, Doğu Akdeniz'de planlı, programlı, vizyonu çok net bir politikaya geçti. Burada bir daha söylüyorum. Bu politikanın oluşumunda deniz kuvvetleri lokomotiftir. Net bir şekilde söylüyorum. Genelkurmay falan değil. Deniz kuvvetleri. Çünkü Türkiye'nin o dönemde bizler dahil görev yapanları bu deniz farkındalığını başarmış kişiler. Amirallerimiz, büyüklerimiz, kuvvet komutanlarımız. Şimdi bakın 1952'de bize sadece Karadeniz'i veriyorlar. Kimsenin gıkı çıkmıyor. 1964'te karasularımız tekrar 3 mile dönmesi gerekirken Yunanistan 36'da 3 milden 6 mile ilan etmişti. 1964'te Türkiye ne yaptı? Kalktı. Biz de 6 mile çıkarıyoruz dedi. Halbuki ne demesi gerekirdi? Hayır kardeşim, Lozan'da kaç mil? 3 mil. Geri dönün 3 mile demesi lazımdı. Yani farkındalık
deniz uyanışı açısından bunu söylüyorum size. Bunu yapmadık ama 2002 yılında işte o gemi oradan kovuldu. Bu esasında büyük bir uyanışın başlangıcıydı. Bu uyanış tabii 74'te Kıbrıs Harekatı'nda da başladı. Bu uyanış Papandreou, Büyük Papandreou iktidara geldiğinde 12 mili ilan edeceğiz dediğinde, bir dakika 12 mili ilan ettiğin an bu bir savaş ne denir dendiğinde de başladı. Yani bu uyanış 95'te Kardak Adası'na Yunan askeri çıktığında Türkiye Savaşı göze alarak oraya müdahale ettiğinde de başlamıştı. Ama Doğu Akdeniz'de ilk uyanış 2002'de oldu. Bunu demeye getiriyorum. Yani 2002'de bu olduktan sonra bu ağır ağır devletin politikası haline dönüştü. Kaldı ki hatırlayacaksınız bu kumpas davalarda en çok yarayı deniz kuvvetleri aldı. Benim hatta o dönemde verdiğim manifestoda bir lafım vardı. Şöyle demiştim. Balyoz kara kuvvetlerinin dalını kesmiştir ama deniz kuvvetlerinin bedenini kesmiştir şeklinde. Doğru. Çünkü bir gecede hatırlayın 15 amiralimizdi. Çok kıymetli yüzlerce en kıymetli kurmay albayımızı, geleceğin amirallerini kaybettik. Şimdi bu perspektiften de baktığımız zaman yani bu kumpas davaları koyun. 15 Temmuz'u koyun ve kumpas davalarının başlamasıyla AB ilerleme raporunda Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de yaptıklarının şikayet edilmesini üst üste koyun. Hepsi zaten bir noktada buluşuyor Doğu Akdeniz. Yani Doğu Akdeniz'de çıkarını koruyan herkesi içeri aldılar. Bu da tüm mesajı verdi. Yani bu geleceğin enerjileri var. Çok kıymetli. Merak etmeyiz. Türk Deniz Kuvvetleri çünkü çok düşünüyor. Devlete çok iyi tavsiyelerde bulunuyor. Ve hatırlayın o dönemde Türkiye'nin araştırma gemisi yoktu. Yine Deniz Kuvvetleri'nin öncülüğünde bugünkü Oruç Reis araştırma gemisi MTA'nın Deniz Kuvvetleri'nin önderliğinde yaptırıldı. O Barbaros Hayrettin Paşa olaylar çok büyüyüp de Kıbrıs artık küstahlığın zirvesine gelince biliyorsunuz hazır parayla alındı. Halbuki Türkiye şu an kendi tersanesinde artık sismik araştırma gemisi yapacak pozisyona gelmiştir. O gemi de şu an biliyorsunuz Karadeniz'de, Barbaros Hayrettin'de, güneyde. Yani Türkiye bu konuda Rubikon'u geçmiştir. Artık geri dönüşü yoktur. Şimdi bütün bunları üst üste koyduğumuz zaman yani kumpas davalar, Türkiye'ye karşı diplomatik baskılar, şunlar bunlar ama her şeye rağmen Türkiye'nin şu an elde ettiği sonuç Doğu Akdeniz'de çok ciddidir. Yani Şubat ayında 3 numaralı sahadan, 5 numaralı sahadan Fransız, İtalyan gemilerinin çıkarılması, 12 binin efendim sahayı terk etmesi, bunlara baktığımız zaman çıkardığını en üst seviyede koruduğunu biliyoruz. Bu devlet politikasının bir daha başta da söylemiştim değişmemesini biliyoruz. Yani özetlersem 21. yüzyıl Türkiye için denizler yüzyılı olacak ve bunun anahtarı Doğu Akdeniz olacak. Çünkü dediğim gibi şu an fert başına milli gelir 10 bin doları açıkça söyleyeyim Norveç örneğinde olduğu gibi belki 50-60 bin dolarlara çıkaracağız. Bugün Norveç'in fert başına milli geliri 90 bin dolarsa sebebi 69 yılındaki Kuzey Denizi'nde bulunan dev petrol kaynaklarıdır. Suyun dibinde bulunan. Şimdi Norveç 1969 Christmas'ına kadar sıradan bir devletti ama bugün dünyanın en zenginleri arasında. Türkiye'nin şimdi bu hakkını kim reddedebilir? Ben neden Avrupa Birliği'nin yayınladığı bütün haritalarda Doğu Akdeniz'deki 100 bin kilometre karelik alanımı vermiş görüneyim? Çünkü bakın Doğu Akdeniz'de 2000 yılların başından itibaren ki 2002'den sonra bu iş çok hızlandı. Doğu Akdeniz'de Türkiye'ye biçtikleri alan küçücük bir alandı. 100 bin kilometre karemizi almışlar. 35'ini Rumlara vermişler, 65'ini Yunanlara. Sebebi ne? Meis Adası. Şimdi siz başta dediniz ya Doğu Akdeniz'de çözüm olur mu? Evet, Doğu Akdeniz'de çözüm olur. Bir kere Yunanistan o Meis Adası'nın bu 65 bin neredeyse kilometre karelik alanından kim verdiyse onlara yani çocuklar bile güler. Dünya deniz hukuku tarihinde böyle bir durum yok. Küçücük bir adaya koskoca Anadolu Yarımadası var. Kalkıyorsunuz siz en büyük payı veriyorsunuz. Bir kere bunun çözülmesi lazım. Yani iş bu işin sonu dediğim gibi yani bunu asla kimse istemez ama çatışmaya kadar gidebilir. Yani kimse Türkiye'nin 100 bin kilometre karesini alamaz. Ve o sahanın içine de girip bir güzel Türkiye'nin hakkı olan doğalgazı efendim petrolü çıkaramaz, balıklarını avlayamaz. Bir kere bunun adını koyalım. Türkiye burada da durumunu çok net bir şekilde ortaya koymuştur.
Aynen 95 yılında mecliste bir karar verildi, hatırlayın meclisin verdiği kararı. Eğer Yunanistan karasularını Ege'de 6 mil üzerine çıkarsa hükümete Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak her türlü yetkiyi veriyoruz demişti. Bunu biliyorsunuz. Bu kararlılık bugün de korunmalı diye özetliyorsunuz. Bugün benim fikrim şöyle, bir kere mecliste herhalde bir karar almalı. Yani meclisin iki karar alması lazım bence. Bir tanesi Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin müstakbel deniz yetki alanı dışındaki oldu bittilere karşı Türk hükümetine meclis her türlü yetkiyi verir. Bu kararın verilmesi lazım. Aynen 95 Haziran kararı gibi Ege'deki karasularına yönelik olarak bir kere bu kararı meclisin hükümete vermesi lazım ki bu hükümet değişse bile ileride bu devletin bir politikası olmalı. Anlatabiliyor muyum? Yani bu devletin yasaması tarafından yürütmeye verilen daimi bir emir olmalı diye düşünüyorum. Bakın 95'teki şeyden sonra kaç kere hükümetler değişti ama o karar hala duruyor. Bu bir. İki, Türkiye derhal hiç vakit geçirmeden biliyorsunuz bir ay evvel Mart'ın daha doğrusu sonunda 15 gün evvel ne oldu? Brüksel'de AB zirvesi oldu. Türkiye'de pek kapsanmadı bu ama AB biliyorsunuz 2017 sonunda PESCO'ya geçti. Yani Permanent European Security Organization gibi böyle bir pakta geçtiler. Ve bu pakt ilk toplantısını Mart zirvesinde yaptı Brüksel'de ve bunun sonunda da bazıları militeri Schengen diyor, askeri Schengen, yani sınırlar tanımaksızın geçiş kolaylığı, askeri birliklerin ulaşımı konuşlandırılması için süratlendirici tedbirler aldılar. 17 tane program ilan edildi. Bu programların bir numarası military mobility, yani askeri mobilizasyon, hareketlilik, seferberlik durumunda veya hazırlık durumunda çok süratli yayılma. Şimdi ikincisi de maritime surveillance. Kim için yaptılar bunu biliyor musunuz? Güney Kıbrıs için yaptılar. Şimdi bunlara bu perspektiften baktığımızda şunu görebiliriz. Güney Kıbrıs Rumları aynen atalarının efendim geçmişte yaptığı gibi arkaya batıyı arkalarına alarak ki biliyorsunuz Clarides'in meşhur lafı var daha bunlar üye olmadan evvel. AB'ye girerek Türklere kaybettiğimiz toprakları geri alma fırsatını yakalayacağız diyen bir devlet mantığından bahsediyoruz. Aynısını yapacaklar. AB'ye biliyorsunuz 2006 yılının Haziran'ında Fransızlarla Limassol'la Larnaca arasında Mari'de meşhur bir üsleri vardı bunların. Bu üs için Fransa ile anlaşma imzaladılar. Siz biliyor musunuz 2017 yılında Fransız donanması 40 kere o limana girdi çıktı kullandı. Şimdi aynı şekilde baktığımız zaman Fransız Hava Kuvvetleri'ne de o bölgede hem Papandreou üstünde hem BAF'ta konuşlanma imkanları sağladılar. Fransa AB'nin Almanya'dan sonraki en büyük lokomotif askeri güçlerinden biri. Şimdi bunun arkası tabii ki gelecek. Ve o yüzden ben ikinci teklifimi yapayım buradan. Türkiye derhal Kuzey Kıbrıs'ta deniz üssü ve hava üssü kurmalıdır. Üs kurmalıdır. Yani bugün yok biliyorsunuz 30 evet, bin kişilik kol ordumuz var ama üssümüz yok. Peki. Şimdi bu da bu şeye karşı çok büyük bir manevra olacaktır. Çin için de şunu söyleyeyim. Çin'in ana ekseni tabii biliyorsunuz One Belt One Road'un kara ağırlıklı, demir yolu ağırlıklı. Ama deniz yolu ağırlıklı olarak da buradan Süveyş üzerinden geçişi var. Burada da maalesef Pire'yi seçtiler. Biz bu Pire yerine Çandarlı'nın olması için çok uğraş vermekteyiz. İnşallah gelecekte ana liman olarak Maritime Silk Road dediğimiz Deniz İpek yolunda da bunu seçerler. Peki, yine komutan. Özür diliyorum vaktinizi çok aldım. Yo, önemli değil, bir gün bir haritayla birlikte bunu bize özel olarak anlatmanızı isteyeceğim. Bu özellikle son limanlar meselesi bence çok kritik bir tablo. Çok teşekkür ediyorum Sayın Gürdeniz yayınımıza katıldığınız için. Ben ayrılıyorum çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Kolay çok gelsin. Teşekkürler. Sağ hemen Çorum'a uzanıyoruz. Çorum'da şeker fabrikalarının özelleştirilmesine karşı miting var. Kameralarımız burada. Başımız, asıl hedefimiz budur bizim. Peki, vatanı vatan yapan bir şey daha var. Vatanı vatan yapan, kendi ülkesinde gidip askerliğini yapandır. Vatanı vatan yapan. Ankara'daki beylerin çocukları askere gitmeyecek, askere göndermeyeceksin. Gariban çocuğu askere gidecek, kalkacaksın bana vatan edebiyatı yapacaksın, şehit edebiyatı yapacaksın. Buna benim karnım tok. Vatanı vatan yapan vatan sevgisidir. Gözünü kırpmadan askerlik yapandır.
gözünü kırpmadan vatanına, bayrağına ve milletine sahip çıkandır. Vatanı vatan yapan budur. Vatanı vatan yapan şehidi klarnetle anmak değildir. Davul zurna çalmak değildir. Vatanı vatan yapan acıyı paylaşmaktır, acıyı. Şimdi diyeceksiniz ki, sağ olun, bu fabrikaları niye satıyorlar? Niye satıyorlar fabrikaları? Eğer, bakın bunu çoğu vatandaşımız bilmiyor daha. Eğer bir ülkeyi yönetenler yakalarını tefeciye kaptırmışsa, her şeyi satarlar. Yakacı tefeciye kaptırmışsa. Diyeceksiniz ki bu yakayı bunlar nasıl tefeciye kaptırdılar? Örnek vereyim. Son 15 yılda dışarıda özellikle Londra'da bir avuç tefeciye ödenen faiz ne kadar? 150 milyar dolar. Bir avuç tefeciye Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının ödediği vergilerle bir avuç tefeciye, yurt dışındaki tefeciye ödenen faiz 150 milyar dolar. Şimdi çağrı yapıyorum Ankara'daki beylere. Ben bu ülkenin sade bir vatandaşı olarak Çorum Meydanı'ndan dedim ki siz Ankara'daki beyler son 15 yılda Londra ağırlıklı bir avuç tefeciye 150 milyar dolar faiz ödediniz. Çıkıp desinler ki bu doğru değil, yalandır. Bekliyorum. Siz de bekleyin. Çıkıp desinler bu rakam doğru mudur, yanlış mıdır? Kaç lira ödediler? Bu dışarıdaki tefeci. Bir de içeride tefeciler var. İçerideki tefecilere ne kadar ödediler? Onu da söyleyeceğim. Bu fabrikalar niye satıyorlar? Bunun için satıyorlar. Tefeciye borç ödemek için. Ama borcu kapatamıyorlar. Her seferinde faiz daha fazla artıyor. Son 15 yılda. İçeride bir grup tefeciye, hani var ya bu devlet tahvili hazine bonusu. İçinizde devlet tahvili hazine bonusu alan var mı? Ya bu Çorumlularda hiç iş yokmuş ya. Aranızda böyle milyarder yok mu, gidip biraz devlet tahvili hazine bonusu alsın? Bir kadın kardeşim diyor ki para yok diyor. Para yok. Ankara'daki beylerde var. Taşmış her tarafı. Bakın son 15 yılda yurt içindeki bir grup tefeciye ödedikleri faiz 675 milyar lira. Yine Ankara'daki beylere sesleniyorum. Hani diyorlar ya arada bir ey Kılıçdaroğlu'yu desin ki ey Kılıçdaroğlu sen Çorum Meydanı'nda 675 milyar lira faiz ödendi içeride. Bu yalandır de, vallahi şapkayı çıkaracağım. Diyebilir mi? Diyemez, çünkü devletin rakamları bunlar. Artık Türkiye'yi yönetemiyorlar. Peki ne yapıyorlar? Türkiye'yi yönetmek için koltuk ittifakı kurdular. Biz ne ittifakı kuruyoruz? Şeker ittifakı kuruyoruz. Vatan ittifakı kuruyoruz. Bayrak ittifakı kuruyoruz. Millet ittifakı kuruyoruz. Biz koltuklara mahkum değiliz. Koltuğu istemiyoruz. Biz alın teri dökenin hakkını vermek istiyoruz. Son 15 yılda. Son 15 yılda. Milletin vergileriyle yapılan fabrikalar satıldı. Şeker fabrikaları satıldı, Sümer banklar satıldı, Eti banklar satıldı. Makine kimyalar satıldı. Petrol tesisleri satıldı. Kaç lira para aldılar biliyor musunuz o satıştan? 60 milyar dolar aldılar. 60 milyar dolar. Sizden vergi aldılar, yetmedi. 60 milyar dolarlık mal sattılar, yetmedi. Dünyanın borcunu aldılar, yetmedi. Şimdi sıra geldi şeker fabrikalarına satmak istiyorlar. Bu milletin vicdanına sesleniyorum. Bu milletin ahlakına sesleniyorum. Bu milletin sağduyusuna sesleniyorum. Ya arkadaşlar, bu milletten siz bir zarar gördünüz mü?
Oy dediniz oy verdiler. Araba dediniz araba verdiler. Uçak dediniz uçak verdiler. Saray dediniz saray verdiler. Hanedan dediniz hanedan dediler. Ne istediniz de vermedi. Her şeyi verdiler. Peki arkadaş, senin derdin şeker fabrikalarıyla ne? Niye şeker fabrikalarını satıyorsun? Niye satıyorsun? İşçiler çalışıyor burada. İnsanlar çalışıyor. Yolda gelirken bir işçi diyor ki, 20 yıldır ben diyor geçici işçi olarak çalışıyorum. Niye asıl kadroya atamıyorsun? 20 yıl geçici işçi olur mu Allah aşkına? Memleketi yönetemiyorlar. Neden? Yakayı tefeciye kaptırdılar. Borç alan ne alır? Borç alan emir alır. Diyorlar ki dışarıdakiler, şeker fabrikalarını sat. Emredersin diyor. Hemen ihaleye çıkacağız. Petrokimya tesislerini sat. Emredersin. Et balık kurumunu sat. Emredersiniz. Sekayı sat. Emredersiniz. Tekeli sat. Emredersiniz. Allah aşkına. Allah aşkına bana söyler misin? Yem sanayini sattılar ya. Yemin %50'sini dışarıdan alıyor. Bakın %50'sini dışarıdan alıyoruz. İthal ediyoruz yemin. Sizin hiç aklınıza gelir miydi saman ithal edeceğiz diye? Hiç aklınıza gelir mi? Ya bu ülkenin ovaları bereketli, yağmuru bereketli, suları bereketli, insanları çalışkan, insanları özverili. Ya saman ithal ediyorsanız bu memlekette bir dert var demektir. Bir dert var demektir. Bu ülkenin vicdanına sesleniyorum. İnsanımızın sağduyusuna sesleniyorum. Saman ithal eden bir ülkeden bu memleket, yani yöneticilerden bu memlekete hayır gelmez. Hayır gelmez. Efendim diyorlar ki bir şey daha. Bu fabrikalar zarar ediyor. Zarar ettiği için satıyoruz diyorlar. İnanıyor musunuz? İnanıyor musunuz? Çorumlular, sizin inandığınız her şeye ben de inanıyorum. Güvendiğiniz her şeye de ben güveneceğim. Ama bir şey söyleyeyim. Bu fabrikalar zarar ediyor diyorlar. Vallahi de, billahi de, tillahi de zarar etmiyor. Sizi kandırıyorlar. Bakın, zarar etmiyorlar, zarar ettiriliyorlar. Ne demek zarar ettiriliyorlar? İsim vereceğim. Ankara'daki beyler şimdi dinliyorlar. Belki birisinin yanında doktoru da hazır bekliyordur. Altpullu Şeker Fabrikası, Ağrı Şeker Fabrikası, Samsun Çarşamba Şeker Fabrikası, Balıkesir Susurlu Fabrikası, Şeker Fabrikası. Son 4 yılda anahtarı kapattılar, işçilere aylık ödediler, fabrikayı tamir etmediler. Son 4 yılda üretim yapmıyor. Üretim yapmayan bir yeri kar elde eder mi? Kim üretim yaptırmıyor? Ankara'daki beyler. Niçin? Efendim bu şeker fabrikaları zarar ediyor. O nedenle biz satacağız. Milleti kandıracaklarını düşünüyorlar. Benim milletim, bu ülkenin güzel insanları artık yalana doydu. Artık doydu. Ne söyledim? Bu bir parti toplantısı değil. Bu bir vatan, bir bayrak toplantısıdır. Biz açık ve ne söylüyoruz? Açık ve net. Hiçbir şeker fabrikası zarar etmez. Yeter ki adam gibi çalıştırın. Kapatıyorsun 4 fabrikayı. 4 fabrikanın genel müdürü var. Genel müdür yardımcıları var. İşçiler var. Geçici işçiler var. Onlara her ay para ödüyorsun. Orada üretilen şeker pancarını da kamyonlarla başka fabrikaya taşıyorsun. Dönüp diyorsun ki ya bu şeker fabrikaları zarar ediyor. Etmiyor, sen ettiriyorsun, sen. Sen ettiriyorsun bu şeker fabrikalarını. Şimdi diyorsun ben satacağım. Sana sattırmayacağız bu fabrikaları. Türkiye Şeker Fabrikaları anonim şirketi var. Türkiye Şeker Fabrika. Kısa adı Türk Şeker. Türk Şeker. Şeker üreten dünyadaki bütün şirketlerin önde gelen ilk 14.sü. Bakın dünyada şeker üreten fabrikaların tepe kuruluşunda Türk Şeker var ve dünyada 14. sırada. 14. sırada. Senin kaç tane fabrikan var 14. sırada olan? Kaç tane birliğin var dünyada 14. sırada olan? İş kazalarında dünyada birincisin.
İnsanlar ölüyor. İthalatta öyle saman ithal ediyorsun. Ama şeker üretiyor, kazanıyor, kar elde ediyor. Dünyada 14. sırada diyorsun ki şeker fabrikaları zarar ediyor. Bakın 2002'de Türkiye Cumhuriyeti yurt dışına şeker ihraç ederdi. Şeker ihraç ederdi. Üretirdi ve ihraç ederdi. Ne kadar? 280 bin ton şeker ihraç etti. Şimdi 2016 Türkiye yurt dışından şeker ithal ediyor. Ya fabrikalar var. Niye çalıştırmıyorsun? İşçi var, tarla var, su var, bereket var, çalışmak isteyenler var. Al, götür fabrikaya. İşçiler çalışsın. Şeker alalım, şekeri üretelim, ihracatı yapalım, ülkeye döviz gelsin. Hayır diyorlar. Bunları satacağız diyorlar. Bunları satacağız diyorlar. Bakın. Bakın ben size örnek vereyim. Mercimek, Yozgat'ın yeşil mercimeği, kokulu mercimeği bir dünya markasıdır. Bir dünya markasıdır. Mercimek ithal ediyoruz. Kuru fasulye ithal ediyoruz. Pamuk ithal ediyoruz. Arpa ithal ediyoruz. Ayçiçeği ithal ediyoruz. Nohut ithal ediyoruz. Et ithal ediyoruz. Allah aşkına bu bereketli toprakları kim ekecek, kim biçecek? Niye yapıyorlar biliyor musunuz? Türkiye, bakın bu bölümü iyi dinleyin. Türkiye Cumhuriyeti'nin nüfusu 81 milyon. 81 milyon insanı kim besleyecek? Kim doyuracak? Egemen güçler diyorlar ki, et üretmeyin, mercimek üretmeyin, şeker üretmeyin, fasulyeye ne gerek var? Şunu yapmayın, bunu yapmayın. E ne yapacağız? Bizden satın alın, biz size vereceğiz. 80 milyon. Egemen güçlerin, batıdaki egemen güçlerin en büyük arzusu 80 milyonluk nüfusu Türkiye Cumhuriyeti'nin insanları değil, biz çalışalım, onları besleyelim. Onlar döviz ödesinler, bizden satın alsınlar. Bir şey daha söyleyeyim. Bu da çok önemli. Bizim bir tarım bakanımız Fransa'da şövalye madalyası aldı. Niye aldı biliyor musunuz? Fransız tarımına yaptığı katkılardan ötürü. Türk tarımına değil. Fransız tarımına yaptığı katkılardan ötürü şövalye madalyası aldı. Bu bile başlı başına bu ülkenin çiftçisinin oturup sorgulaması gereken bir şeydi. Peki dışarıdan ithal ettiniz ne oldu? Fransa'nın çiftçisi için, Hollanda'nın çiftçisi için, Almanya'nın çiftçisi için, İngiliz'in çiftçisi için çalışıyorsunuz. Onlar çalışacaklar. Onlar üretecekler, biz döviz ödeyeceğiz, onlardan alacağız eti, mercimeği, nohutu, ayçiçeğini, pamuğu ve biz diyeceğiz ki biz sizden ihraç ettik, siz bize madalya verin. O madalyayı alıp başka bir yerlere koysunlar. Biz öyle madalya istemiyoruz. Biz bu ülkede üreten insana madalya vermek istiyoruz. Üreten insana, çalışan insana, alın teri döken insana madalya vermek istiyoruz. Bakın. Şeker fabrikaları zarar ediyor dedikleri zaman Türk Şeker'in, Türkiye Şeker İş'in genel başkanı beni ziyarete geldi. Aynen şunu söyledi. Biz şeker fabrikalarında çalışan işçiler olarak her türlü çalışmayı yapmayı, fedakarlıkta bulunmayı arzu ederiz. Her türlü fedakarlığa hazırız. Eğer bu fabrikalar satılmayacaksa, sizin ücretiniz yüksek diyorlarsa, biz ondan da fedakarlık yapalım. Satılmasın bunlar. Bunlar vatandır. Niye satıyorsun? Ücret yüksek diyorsanız düşürelim. Ama çalışalım, üretelim, emek harcayalım, kazanalım. Herkes kazansın, herkes çalışsın, herkes üretsin. Niye el aleme muhtaç olalım? Çorum'daki esnaf için de söyleyeyim. Bu fabrika kapanırsa ne olur? İşsizlik artar. Sanki şeker fabrikasında çalışan işçi alışveriş yapmayacak mı? Yapmıyor mu şeker fabrikasında çalışan işi? Esnafa gitmeyecek mi? Fırına gitmeyecek mi? Kahvede oturmayacak mı? Lokantada oturmayacak mı? Kasaba uğramayacak mı? E nasıl yapacak bunları? Hangi parayla? Şeker fabrikasında kazandığı parayla olacak. E şimdi siz orayı kapatırsanız birinci sorun işsiz kalan vatandaş, ikinci sorun esnaf da çıkacak. O nedenle esnaf kardeşlerimin de buna sahip çıkması lazım.
O nedenle söyledim. Herkesin, hangi partiden olursa olsun, hangi partiden, ister AK Parti olur, ister Milliyetçi Hareket olur, ister Büyük Birlik olur, ister Cumhuriyet Halk Partili olur, ister ÖDP'li olur, hangi ister Saadetli olur, hangi partiden olursak olalım. Önce vatan, önceliğimiz vatan, önceliğimiz vatan, önceliğimiz üretim, üretim, üreteceğiz, üreteceğiz, hakça bölüşeceğiz, herkes kazanacak. Bundan 15-20 yıl önce denirdi ki, 15-20 yıl önce, dünyada kendi kendine yeten 7 ülke var denirdi. Kendi kendine yeten. Eksiğiyle, ürettiğiyle, kendisini besleyen dünyada 7 ülke vardı. O ülkelerden Türkiye şu anda yok. Eskiden Türkiye o 7 ülkeden birisiydi. Şimdi Türkiye ondan yok. Neden? Şeker dışarıdan gelecek. Mercimek dışarıdan gelecek. Emin olun yakında, zaten elma da dışarıdan geliyor. Yakında portakal dışarıdan gelirse hiç şaşmayın. Nohut dışarıdan, fasulye dışarıdan, canlı hayvan dışarıdan, her şey dışarıdan geliyor. Ya peki bu ülkenin insanı ne olacak? Diyorlar ki büyük kentlere gideceksiniz, ya orada taşeron işçisi olacaksınız veya yer altına ineceksiniz, suçlu konuma geleceksiniz. Biz de diyoruz, bu ülkenin vatanseverleri ne diyor? Herkes çalışsın. Herkes üretsin, herkes kazansın, hiç kimse kaybetmesin. Hangi partiden olursak olalım, hangi görüşten olursak olalım, önce kazanalım, hakça bölüşelim. Herkes kazansın, her evde huzur olsun, her ilde huzur olsun, Türkiye'de huzur ve bereket olsun diyoruz. Bizim de arzumuz budur. Size TRT Haber'den bir haber okuyacağım. Bunu da dinleyin. Bu da çok önemli. TRT Haber'den. 13 Mayıs 2014. Saat 10.26. 13 Mayıs 2014. Saat 10.26. TRT Haber bir haber veriyor. Haberi aynen okuyorum. Türkiye Sudan'da tarım arazisi kiraladı. 99 yıllığına kiralanan 780 bin dönümlük arazide kanola, pamuk ve yağlı tohum gibi ürünler artık Türkiye'ye daha ucuza gelecek. Düşünebiliyor musunuz? Türkiye'de toprak kalmadı, çalışacak işçi kalmadı. TRT, hükümet gidiyor, Sudan'da 780 bin dönüm arazi kiralıyor. Efendim kanola üretecekmiş, Türkiye'de arazi kalmadı. Efendim pamuk üretecekmiş, Yunanistan'dan pamuk alıyoruz. Yağlı tohumlar üretecekmiş. Ya dünya kadar arazi bomboş. Buna izin verecek misiniz arkadaşlar? Buna izin verecek misiniz? Bakın, özellikle AK Partili kardeşlerime seslenmek isterim. Oy verdiniz, başım üstüne. İktidara getirdiniz, başım üstüne. Ama bir iktidar kendisine oy veren vatandaşa ihanet ederse o vatandaşımın önce dur demesi lazım. Bir dakika dur demesi lazım. Ne demek ya? Sudan'da arazi kiralıyorsun. Ne demek orada üreteceksin? Türkiye ucuza gelecek. Ne demektir biliyor musunuz bu? Hükümet kendi çiftçisiyle rekabet ediyor demektir. Ya devlet çiftçiyle rekabet eder mi? Devletin o kadar gücü mü var? Şimdi ben yine Çorum Meydanı'ndan Ankara'daki beylere sesleniyorum. Hem Çorumlular hem bizi bütün vatandaşların dinlesinler. 780 bin dönüm araziyi Sudan'da kiraladın mı, kiralamadın mı? Ne ektin, ne biçtin? Yoksa o paraları birilerine peşkeş mi çektin? Türkiye'ye hangi ürünleri getirdin? Ve dünyada hangi devlet kendi çiftçisiyle rekabet eder? Bana bir örnek. Desin Fransa, desin Almanya, desin Japonya, desin Papua Yeni Gine. Bilmediğimiz hangi devlet varsa kendi çiftçisiyle rekabet eden bir devlet göstersin bana. O nedenle size büyük görev düşüyor. Şimdi bütün bu oyunların arkasında ne var? Sendikacı başkanım gayet güzel bir şey söyledi. Nişasta bazlı şeker. Şeker pancarından değil, Mısır'dan üretilen nişasta bazlı şeker. Ne demek nişasta bazlı şeker? Bilim insanlarının raporlarından okuyorum. Obezite yapar. Nişasta bazlı şeker kullanılırsa şeker hastalığına yol açar, kanser gibi pek çok hastalığa sebebiyet verir.
Nişasta bazlı şeker, emin olun dışarıdan görseniz yüzüne bile bakmazsınız. Şeker pancarından daha ucuzdur, doğru. Mısır dışarıdan geliyor, o da doğru. Kargil'le mücadele ederken, biz Kargil'le mücadele ederken Bursa'da fabrika kurdular. Çoğu işçi arkadaşımız bizim yanımızda değildi. Ama biz onların geleceğini düşünerek onların mücadelesini yaptık. Defalarca Anayasa Mahkemesi'ne gittik. Her seferinde iptal ettik. Şimdi hükümet zor durumda. Yakayı tefeciye kaptırmış. Nişasta bazı şekeri ben üreteceğim ve size satacağım. Nişasta bazı şekerin özelliği şu. Pek çok Avrupa ülkesinde nişasta bazı şekerin gıdada kullanılması yasaktır. Bazı ülkelerde %1,5'tür. Bizim ülkemizde %10 da kontrolü de yoktur. Baklavada bile nişasta bazı şeker. Bisküvide nişasta bazı şeker. Geçen gün söyledim. Hangi üründe nişasta bazı şeker kullanılıyorsa yaz kardeşim ben onu almayacağım. Hangi üründe şeker pancarından üretilmiş şeker kullanılıyorsa gidin onu alın. Benim ülkemin ürünü şeker pancarı. Benim ülkemin çiftçisi, işçisi, herkes gitsin. Şeker pancarından üretilen şeker hangi gıdada kullanılıyorsa o gıdayı alsın. Yabancının ürünü almayalım. Eğer yerliysek ve milliysek kendi toprağımızın, kendi işçimizin alın terini ve bereketini kendi soframıza getirelim. Yabancının ürününü almayalım. Değerli arkadaşlarım, şeker pancarı üretimi kasıtlı olarak engelleniyor. Kasıtlı olarak engelleniyor. Ve kota getiriliyor şeker pancarlığına. Biz bunu da gayet iyi biliyoruz. Sizden son isteğim. Son isteğim. Türkiye'nin 5 temel sorunu var. Türkiye'nin 5 temel sorunu var. Dış politikada sorunumuz var. Ekonomide sorunumuz var. Eğitimde sorunumuz var. Efendim, beslenme, gıda vesaire bu alanlarda sorunlarımız var. Bu 5 temel sorunu aşmak zorundayız. 5 temel sorunu aşmanın birinci yolu üretimden geçiyor. Üreteceğiz. Üreteceğiz. Köylü üretecek, esnaf üretecek, fabrika üretecek, insanlar çalışacaklar ve dünya markası kentler yaratmak zorundayız. Bunları yapacağız. Satarak bir şey elde edemeyiz. Satarak müflis tüccar gibi, batan geminin malları gibi malları satarak hiçbir dünya ülkesi ihya olmamıştır. Olamaz da zaten. O nedenle biz kendi sorunlarımızı çözmek için kendimiz çaba harcayacağız. Egemen güçlere teslim olmayacağız. Milli Kurtuluş Savaşı'nı vererek bütün İslam dünyasına örnek olduk. Her yerde cumhuriyet kuruldu Atatürk'ten sonra. Tunus'tan alın, Fas'tan alın, İran'dan alın, Suriye'den alın, Irak'a kadar. Herkes cumhuriyet kurdu. Şimdi cumhuriyeti demokrasiyle taşlandıracağız. Cumhuriyeti emekle taşlandıracağız. Cumhuriyeti alın teriyle taşlandıracağız. Cumhuriyeti ayrılık gayrılık yapmadan farklı görüşlerde bile olsak yan yana gelip medeni insanlar gibi konuşarak taşlandıracağız. Ana arzumuz budur. Gerginlik olmayacak. Kavga olmayacak. Barışı, huzuru bu topraklara getireceğiz. Bu topraklarda, bereketli topraklarda Mevlana gibi, Hacı Bektaş gibi, Erzurumlu Emrah gibi, Karacaoğlan gibi, Yunus Emre gibi çalışacağız. Onların yol arkadaşı olacağız. Olmaya da devam edeceğiz. Hepinize en içten selamlar, saygılar sunuyorum. Sağ olun, var olun diyorum. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na yaptığı konuşmalardan ötürü çok teşekkür. Evet, şeker mitingi çerçevesinde kameralarımızı Çorum'a çevirdik. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Çorum'da şeker pancarı merkezli olarak gerçekleştirdiği kürsü açıklamasını da ekranlarınıza getirmiş olduk. Çok vakit kaybetmeden hemen değerli konuklarımızla birlikte bölgesel denklemi ve gelişmeleri konuşmaya devam ediyoruz. Zira ilk bölümde Doğu Akdeniz ve Ege denklemindeki süreci sizlerle paylaşmıştık. Şimdi de bölgesel anlamda
Çok başlık var aslında. Nükleer enerjiyi konuşuyoruz. Faydası, zararı nedir, ne değildir hocam. Asya Pasifik ekseninde özellikle Çin'in bir kuşak bir yol haritası ama burada bir eleştiri özellikle Türkiye'ye 1 liralık bile bir yatırım yok. Bilemiyorum bunun nedenine ilişkin bir takım tahminler söz konusu olabilir mi? Bölgede şu anda ortaya koyduğumuz tabloyla denklemimiz nerede? İyiye mi gidiyoruz ya da yalpalıyor muyuz, ne yapıyoruz? Şöyle yapalım. Berk arkadaşımız çok esaslı bir hazırlık yaptı. Onunla devam edelim. Sonra tamam. Ben ona bazı katkılarda bulurum. Ondan sonra hemen, sonuç çıkarmaya çalışalım. Sevgili Berk'ten o bilgileri şey yapmadan sonuç çıkarmak, hüküm vermek hemen tamam. Doğru olmayacak. Çok önemli gelişmeler oluyor. Tamam. Onları aktaralım. Ondan sonra sonuca ulaşmaya çalışalım. Evet. Teşekkürler hocam. Hocamın attığı pasla birlikte bölgedeki gelişmeleri kısaca bir değerlendirelim. Şimdi bu 4 Nisan'da Ankara'da bir liderler zirvesi oldu. Bu liderler zirvesi öncesinde bizim Ulusal Strateji Merkezi olarak da liderler zirvesi öncesinde bir yaptığımız açıklama vardı. Gazetede de Aydınlık'ta da yayınlandı. Şimdi burada bu açıklamayı yaparken esaslı bir çalışma yaptık. Yani nereye bu zirveye gelinceye kadar neler yapıldı, ne gibi koşullarda bu zirveye gelinildi. Bir gün öncesinde 3 Nisan'da da Akkuyu Nükleer Santrali'nin temelleri atıldı biliyorsunuz. Şimdi bu nükleer enerji ve Akkuyu Nükleer Santrali'nin yapılmasıyla alakalı hemen kısaca fazla zaman almadan bilgi vereyim. Şimdi bu bir kere şunu açıkça söylemek lazım. Yıllarca bizi Atlantik, NATO ve Amerika'nın stratejik ortak olduğu fikirleriyle oyaladılar. Halbuki şimdi geriye dönüp baktığımız zaman Amerika'nın aslında bir stratejik ortak değil, Türkiye'de ve bölge ülkelerinde veya Soğuk Savaş döneminde işbirliği yaptığı ülkelerde aslında bir gladyo faaliyeti yürüttüğünü söylememiz gerekir. Bu gladyo faaliyetleriyle birlikte aslında işbirliği adı altında gözüken ülkelerin gerek tarım, gerek hayvancılık, gerek savunma, gerek sanayi, üretim, bu tarz sermayelerine, güçlerine, hepsine kendisi yön verdiğini ve millilikten uzaklaştırdığını söylemeliyiz. Bu çerçevede de Rus tehdidi olarak bizi Rusya'dan uzak tuttular ve İran'ı öcü olarak gösterdiler yıllarca. Aslında bu bir stratejik ortaklık değil, bu bir mafyokrasidir. Bunun adını net koymamız lazım. Şimdi bu gelinen noktada ise stratejik ortaklıklar win-win üzerine inşa edilir. Bizim Amerika ile yaptığımız şey win-lost'tu. Yani hep Amerika ve NATO kazandı, hep biz kaybettik. Fakat gerçekten şimdi win, şu anda win-win üzerine. Win-win. Evet. Yani kazan-kazan. Kazan-kazan. Şimdi bu 3 Nisan'da atılan, temeli atılan nükleer santral, Akkuyu Nükleer Santrali'ne gelirsek, Enerji Bakanlığı'ndan ben aldım verileri. Nükleer santral nedir, ne değildir, çevreye karşı etkileri nelerdir. Şimdi kamuoyunda tabii nükleer santral deyince hemen çevreciler hoplayıp zıplıyorlar. Hemen Türkiye'nin ilerlemesiyle alakalı bir takım sıkıntılar. Türkiye'nin biliyorsunuz bu 40 yıllık bir ideali, bir projesiydi. Türkiye'de sonunda 3 Nisan itibariyle nükleer kulübe girdi. Biraz sıkıntı şu AKP yapıyor diye eleştirilen hedefinde aslında. Evet ama bunun şimdi de bilimsel kimliği var. Evet, bunu yani kimin yaptığından ziyade ülkeye yararlı mı zararlı mı? Ülkenin geleceğine katkısı var mı yok mu? Ya biraz da bir şeyden de endişe var. Betondan çalarlar mı hani falan hani öyle bir takım endişeler de var galiba ama. Şimdi kısaca nükleer santralde mesela insanlar hep diyorlar ki çevreye zararlı. Halbuki baktığımız zaman dünyada şu anda Rusya'da, Fransa'da, İngiltere'de, Amerika'da ve birçok gelişmiş ülkelerde nükleer santraller çokça var. Şu anda Çin'de, Hindistan'da, Güney Kore'de ve Amerika'da, şu anda Türkiye'de de nükleer santrallerin yapımına başlandı ve hızla devam ediyor. Bu nükleer santrallerde işlendiği süre boyunca asla sera gazı salınımı yapılmıyor ve kesintisiz elektrik üretiliyor. Bu çerçevede de
Bunun faydası küresel ısınmanın önüne geçiyor. Şöyle bir fark var mı? Geçmişte yapılmış nükleer santrallerle bugünün teknolojisiyle yapılacak santraller arasında da galiba. Tabii ki. Sıfıra yakın hata mı denir ya da sıfıra yakın sorunsallık mı diyeyim? Öyle özetleyebileceğimiz bir tablo var mı? Var. O da şu. Hemen şurada notlarımın arasına baktığım zaman şunu görebiliyoruz. Bu nükleer santrallerin çevre dostu olup olmamasıyla alakalı tölere edilebilecek %1 şeyi var. Kabul edilebilir bir pay var. Değeri var. Evet, değeri var. Şu anda yapılan, sizin de dediğiniz gibi şu anki teknolojiyle yapılan nükleer santraller bu %1 hata payının bile altında yapılıyor. Dünyadaki örneklerine baktığımız zaman da bu nükleer santrallerin hemen yanı başlarında yerleşim alanları, şehirler, tarım, balıkçılık, turizm gibi faaliyetler, ekonomik faaliyetler yapılmakta. Yani bununla alakalı hiçbir sıkıntı olmamakla birlikte son derece çevre dostu şu anda yapılan nükleer santraller ve çok uygun ve çok ekonomik elektrik. Verileri buldum. Dünyada şu anda 31 ülkede aktif 437 nükleer santral reaktör bulunuyor. 14 ülkede 68 reaktörün inşaatı devam ediyor. Hı hı. Sanırım Türkiye ile 69 oldu. Hı hı. 2030 yılına kadar da 164 reaktörün yapılması, evet, planlanıyor. Bitirilmesi planlanıyor. Türkiye'de de 2023 yılında ilk adımı hayata geçirilmesi planlanıyor. Şimdi bu Batı Asya'da yapılan bu nükleer stratejik ortaklıktan yola çıkarak bu hemen 4 Nisan'daki Ankara'da yapılan Liderler Zirvesi'ne geri dönelim. Şimdi burada bu zirvede neler konuşuldu? Amerika Birleşik Devletleri'nin bölgeden uzaklaştırılmasına yönelik Türkiye, İran ve Rusya'nın ortak bir açıklaması deklare edildi. Hatta görüşmede şöyle de bir önemli taraf, görüşmeden sonra şöyle bir önemli konu açığa çıktı. Lavrov'un, Rus Dışişleri Bakanı'nın bir açıklaması var. Diyor ki Amerika ve müttefikler Rusya'yı parçalamak istiyor ve Esad'ı devirmek istiyor. Yani buradan aslında biz kendimize de bir pay çıkartırsak, Türkiye, Rusya ve İran yaptığı açıklamada Suriye'nin toprak bütünlüğünü savundu ve Esad'la alakalı herhangi bir kısır döngüye kendimizi sokmadık bu toplantıda. Buna artık bir kısır döngü diyoruz. Bu kısır döngüden uzak tuttuk kendimizi. Bunun dışında biz daha önce şunu hep lanse ettik. Şimdi İran ve Rusya açısından baktığımız zaman terör örgütü listesinde ilk sıralarda DEAŞ vardı. Fakat bu toplantıda görüldü ki PKK, PYD, DEAŞ bunların hepsi aynı ve hepsinin zararı, hepsi aynı terör örgütü olarak nitelendirildi. Hepsine karşı ortak bir mücadele ve hepsi ilk hedef haline getirildi. Bu çok önemli çünkü Kandil ve Sincar bölgelerine Irak hükümetiyle birlikte operasyonlar gündemde. Bunlar konuşuldu. Strateji merkezinin değerlendirmesinde size göre öncelik nerede olmalı? Böyle bir tespitiniz var mı? Sincar mı, Kuzey Irak mı, Münbiç mi? Şimdi zaten Kandil'e hani yıllardır düzenlenen zaman zaman operasyonlar yapılıyor. Ki orası da şu an boş değil. Bir 15 kilometrelik alan idi. Hatta galiba 20 kilometreye taşındı güvenli bölge. Aynı zamanda geçen günlerde kamuoyunda çok yansımadı ama Hakkari bölgesinde ve oradan Kandil'e uzanan aslında operasyonlarımız bizim devam ediyor. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin başarıyla yürüttüğü orada operasyonlar devam ediyor. Bu belki de bu Afrin Harekatı'yla alakalı çok fazla gündeme gelmedi. Fakat bu Kandil bölgesinde yapılan harekatlar devam ediyor. Fakat burada öncelik tabii yeni Kandil yapılmaya çalışılan Sincar bölgesine önem verilmesi daha elzem bir konu. Ben araya girebilir miyim? Buyurun hocam. Sizin, tabii. Lütfen katılımlı devam biraz edin. Yani Sincar mı Kandil mi meselesinden çok Türkiye'nin her şeyden önce şu anda buraları temizlemek için Irak'la stratejik bir işbirliği. Bu iradeyi. O zaman şunu söyleyebilir misiniz? Şimdi üçlü bir fotoğraf hocam başkent Ankara'da. Öncesi Soçi'ydi. Şimdi köşe yazarlarının bile artık şöyle yorumlar yapmaya başladı. Yani eskiden Esed falan filan diyenlerin bile ya sahada birliktesiniz. İşte evet. O Doğu Guta'da, Duma'da operasyon yaparken sizde de Afrin ve işte Elbap üzerinde. Yani sahada birliktesiniz ama bu fotoğrafta bir eksik var. Esad nerede diye falan yazılar çıktı. Sizce göre bu üçlü fotoğraf Esad ve Irak lideri dahil devam mı etmeli? Onu mu anlatıyorsunuz? Bence öyle. Değil mi? Yani beşli tabii, fotoğrafa evet. Çıkmalı. Yani, üçlü, beşli hatta belki Azerbaycan'ı falan da katarak. Belki biraz önce şey mi söylemişti Cem Amiral mi? Lübnan'a falan da dahil edeceğiz. Ama sonuç olarak üçlü
şey gibi duruyor. Kapı gibi duruyor deyim yerindeyse. Ama sahada bu dediğiniz ayaklar işliyor aslında. Öyle görünüyor. Evet. Yani yavaş yavaş onlar da o şeye doğru, sürece doğru ilerliyorlar. Yani gelişme. Bence esas olan şey değil. Yani o kararı askerler verir ya da siyasi. Belki bir askeri değerlendirme olmuştur Osman'da. O açıdan sordum. Evet, özür dilerim. Araya girdim. Yok, estağfurullah. Önemli bir denklemi. Değerli katkılarınız. Hocamın değindiği nokta çok önemli. Aslında bundan sonraki zirvelerde madem biz Batı ittifakını savunuyoruz, Batı Asya İttifakı üzerinde duruyoruz. Bunun aslında iki ayağı hocamın da dediği gibi eksik kalıyor. Bir sonraki zirvelerde aslında biz Türkiye, Rusya, İran'ın yanı sıra Irak ve Suriye'yi de görmek istiyoruz. Bunun deklare edilmesi önemli. Bir de en son geçtiğimiz hafta gündeme geldi. Özür dilerim, gözlemci olarak var mı bu ülkeler? Yok, şu an için. Ve Soçi, Astana, Ankara zirvelerinde. Şöyle söyleyeyim, Türkiye tabii ki Irak'ta doğrudan temas halinde. Fakat Suriye ile olan şeyleri İran ve Rusya üzerinden yürütüyor. Dolaylı gözlemci. Dolaylı gözlemci. Uzaktan gözlemci. Herkes, aslında herkesin gözü o üçünün üzerinde ama yani biraz mesafe. Dolaylı şeyler biraz daha var hocam. Mesafe. Elini saçmaya çalışıyoruz. Geçtiğimiz haftanın en önemli konularından biri de aslında bu, biz Usmer olarak Liderler Zirvesi'nde konuşulmasını istedik. Şimdi Amerika biliyorsunuz bölgeden çekilmek istedi. Hani çekilmek istiyor çünkü, evet, kaybetti. Hemen sonra. Çünkü kaybetti. İstiyor mu hakikaten Amerika? Tabii o Amerika'yı da aslında bir küçük çapta bir değerlendirmek gerekir. Hocama ben orada pas atacağım, şu şeyi söyleyip cümlemi toparlayıp. Peki, oradan hocama geçelim. Amerika bölgeyi terk etmek istiyor çünkü kaybetti. Bunun hani yaklaşık olarak biz 4-5 aydır yaptığımız değerlendirmelerde söylüyoruz. Burada dikkat edilmesi gereken unsur, Amerika bölgeyi terk ettikten sonra Avrupa'da bir hareketlenme başladı. Fransa, İngiltere, başka ülkelerde. Hani Amerika'nın terk ettiği bölgelere acaba biz girebilir miyiz? Acaba biz masada yer alabilir miyiz diye. Şimdi bununla alakalı aslında yapılacak olarak en önemli çözüm unsuru, bu Suriye'deki terör küresel bir terör. Ve buraya dışarıdan ithal edilen teröristlerin, küresel teröristlerin kimliğinin deşifre edilmesi lazım. Kamuoyuna bu PKK, PYD, SDG, DSG, artık isimler sürekli değişiyor. Her neyse bunlarla alakalı kimliklerin kamuoyuna deşifre edilmesi gerekiyor, açıklanması gerekiyor. Hangi milletten ne kadar unsur var? Burada PKK, PYD çatısı altında geliyor ve küresel taşeronluk yapıyor. Bunların deşifre edildiği takdirde Amerika bölgeden çıksa bile yerine gelecek devletler biraz daha kendilerine çeki düzen vermeleri gerekecek. Peki. Hocam, çekilir mi çekilmez mi Amerika? Biraz orada tartışıyoruz. Gerçi Suudi Arabistan'a dedi ki parasını ver kalayım kardeşim. Hani öyle bir işe geldi. Bu gerçi Amerikan ekonomisinin içinde bulunduğu galiba tabloyu da bize özetliyor galiba. Amerikan ruh halinin de içinde bulunduğu. Doğru. Yani. Daha güzel bir özet oldu hocam. Ağzınıza sağlık. Şimdi değerli dostum, siz çok güzel bir şey söylediniz. Baştan Afrin sadece Afrin değil dediniz. Bizim Berk arkadaşımız da güzellikler anlattı. Ben de oradan bir çıkarsama yapayım. Buyurun hocam. Akkuyu'da sadece bir nükleer santral değil. Akkaya hakikaten Akkuyu Türkiye açısından bir yol ayrımı. Yani çok büyük stratejik bir yatırım. Nükleer santral. Ondan sonra ve bu Türkiye bunu NATO, işte bilmem kaderini NATO'ya bağlamış, Atlantik'e bağlamış olan Türkiye. Pek çok pazarlıktan sonra, pek çok girişimden sonra, pek çok şeye rağmen, temas sarama sonunda Rusya'ya verdi. Şimdi bu hakikaten o üçlünün, biraz önce söylediğimiz, önemini vurguladığımız o üçlünün buluşmasının yanı sıra Türkiye'nin yeni yol haritasını bize gösteren, işaret eden bir başka önemli olay. Bir kere buna dikkat çekeyim. İkincisi, Amerika Suriye'den çekiliyor mu? Türkiye'de çok yaygın tartışılıyor. Dünyada da tartışılıyor. Amerika Suriye'den çekilir mi, çekilmez mi? Oralarda şey önemli. Hakikaten Trump yönetimiyle Pentagon arasında ya da diğer bir deyişle Amerika'daki güvercinlerle Amerika'daki şahinler arasında ya da Amerika'nın bu bataktan çıkması için bazı formüller geliştirmeye çalışan Trump yönetimiyle bildik Türkiye'yi okumaya çalışan o şeyler,
neokonlar mı diyelim, saldırgan insanlar mı diyelim Şahin. O insanlar arasında kıyaslığa bir mücadelenin sürdüğü görülüyor. Çok doğru. Açık yani. Orada Suudi Arabistan'dan mı para gelir, şuradan mı para gelir meselesi ayrı mesele. Ama Trump tutumunda ısrar ediyor. Demin Berk'le onu konuştuk. O önemli. Daha belki daha çok üzerinde tartışmamız lazım. Trump açısından da başka bir çare görmüyor. Aslında dikkatle baktığımız zaman Trump bunu daha kampanya sırasında söyledi, değil mi efendim? Yani bizim doğru, onu burada, tekrar etti aslında. Tabii tabii. Burada ne işimiz var? Çoluğumuzu çocuğumuzu kırdırıyoruz. Ondan sonra işte boşuna para harcıyoruz falan gibi laflar etti. Şimdi geçen gün daha da kuvvetli bir kelime kullandı. Bizim aptallar hala anlamıyorlar dedi. Biz yenildik zaten burada dedi. Yani bu yenildik laflarını Ulusal Kanal sık sık anlattı ama şimdi bunu şeyin ikrarı oluyor yani Trump'ın ikrarı oluyor. Ondan sonra o da kabul ediyor. Ondan sonra bir çare arıyor. Onun için Trump'ın çekilme niyetinin ciddi olduğunu bir kere şey yapmak lazım. Altını çizmek lazım. Ama kuşkusuz Amerika'da çok sert bir mücadele, kıran kırana bir mücadele sürüyor. İşte Şahinler o CENTCOM'un komutanı Vogel, işte o Orta Doğu özel güvenlik görevlisi nedir? Habire PKK'lara dolaşıp McGurk falan onlar. Onlar ise işte durumu koruyalım falan diyorlar. Fakat onların da giderek sesi bence daha az çıkmaya başladı. Öyle mi? Bana öyle geliyor. O önemli ondan bir tespit. Sonra, evet. Yani ben biraz şeye de baktım. Yabancı basına falan da baktım. Ondan sonra dolayısıyla yani şey hayat hakikaten getirip dayatıyor bazı şeyleri. Amerika artık Suriye'den pılını pırtısını toplayarak işte çekilmek. Onun en uygun yöntemlerini bulup çıkarmak için şey yapıyor. Ancak şöyle bir şey var hakikaten. Yine de bu kararın ben kolay olmadığını düşünüyorum. Şunun için bu Fırat'ın doğusu denen yer, demin Berk'le onu konuşuyorduk. Biraz da belki Orta Doğu'nun o şeyin, Brezinski'nin Asya için söylediği Heartland, tam kalpgah diye bir şey var ya, Afganistan falan tam ortası. Oraya hakim olan dünyaya hakim olur deniyor. Biraz Fırat'ın doğusu da o çöl dediğimiz Aran da biraz Orta Doğu'nun kalpgahı. Yani oradan şey yapmak, çekip gitmek hakikaten Amerika'nın tam anlamda Orta Doğu'dan şey olması ve Amerika'nın ve müttefiki PKK'nın tam anlamda yenilgiye uğraması, o topraklardan silinmesi, sökülüp atılması anlamına gelecek. Onun daha ben o noktaya daha bir süre şey olacağını zannediyorum. Yani daha epeyce mücadelelerle, iç mücadelelerle falan gelineceğini zannediyorum ama sonuçta o aslında. Olayların o yönde gelişeceğini ve Trump'ın biraz da zaten Çin'le o savaş, ekonomik savaş falan hakikaten Amerika dağıtmış durumda. Dağıtmış durumda. İşte Trump iki yakasını bir araya getirmeye çalışıyor. İşte Suriye'de aslında o büyük fotoğrafın bir parçası halinde. Amerika'dan baktığımız zaman biz sadece daha çok bölge açısından tartışıyoruz. Bir de Amerika'dan bakıldığında hakikaten işte Çin'le savaşıyor. Ondan sonra işte Ruslarla bilmem, İngilizlerle bilmem ne oluyor falan. Böyle bir sürü etkene bağlı olarak bir de Suriye meselesi var. Dolayısıyla ben Trump'ın görüşünün giderek Amerika'da yaygınlaşacağını düşünüyorum. Güçleneceğini düşünüyorum ama bugünden yarına olmayacak. Yani daha bir süreç alacak. Onun için demin şeyi vurguladım. Çin'i de sormak istiyorum hocam size. Kalan son 5-6 dakikada Rusya ile kurduğumuz bir denklemi kurmakta zorlanıyor gibi bir görüntü var. Bir kuşak bir yol haritasında birçok ülkeye önemli yatırımlar yapan Çin'in Türkiye'ye bir yatırım yapmadığı tezi var ki en önemli üs hem kıyılarıyla hem iç güzergahıyla işte zaman zaman Türkiye'deki o kronik hastalık Doğu Türkistan falan filan söylevleri de zaman zaman buna katkı sağlıyor. Neden? Yani dış politikada yalpalayarak bir görüntü çizen AKP mi buna etmen yoksa Çin ona bakmaz önümüzdeki sürecin denklemi çerçevesinde bazı şeyleri mi değerlendirir? Nasıl yorumlarsınız bilemedim hocam. Evet, zor bir soru. Zor bir soru gerçekten. Berk'ten de fikir tartışması tabii yapıyoruz esasen aynen, bir tespit aynen, yapmak çok, zor. Çok da güzel. Ben yalnız biraz şey gibi düşünüyorum, Cem Amiral gibi düşünüyorum. Yani Çin'in o tek bir kuşak bir yol projesinin kaçınılmaz olarak öteki ayağının
Anadolu'dan ve Anadolu kıyılarından geçtiğini düşünüyorum. Yani tarihi olarak da baktığınızda, Çin bütün o yollar işte bilmem Siyan'dan, Pekin'den, işte bilmem, kervanlarla bu şeye taşınan mallar nereye gidiyordu? Akdeniz'e ve işte Roma'ya, bilmem tabii. Bizans'a falan gidiyordu. Doğru. Onun için Türkiye'nin o Çin'in o stratejik planında hayati bir yer işgal etmesi kaçınılmaz görünüyor. Ama bugün ne kadar hakikaten haklı olarak sorduğunuz gibi buna denk düşen büyük yatırımlar olmadı. Bu Çin'den mi kaynaklanıyor, Türkiye'den mi kaynaklanıyor? Yani hakikaten ben doğrusu kolay bir değerlendirme yapamayacağım. Ama hayatın gene getirip dayatacağını ve kaçınılmaz olarak şeyin Doğu Akdeniz kıyılarının ve özellikle İskenderun Limanı'nın bu Çin'in o stratejik planlarında bir yer alacağını ve ilişkilerin, ekonomik ilişkilerin mutlaka gelişeceğini düşünüyorum. Zaman biraz ilaç diyorsunuz. Belki de işte Ruslar, İranlılar falan başka şeyler, Pakistan falan. Az önce o fotoğrafı biraz daha genişletip ben Çin'de eklenir mi ya da gölgede var mı diye soracaktım ama. Kaçınılmaz olarak eklenecek. Ekleniyor zaten ama. Hiçbir şey bir anda olmuyor. Her şey zamana bırakacağız. Belki yorumunu ne merak ediyorum. Bilmiyorum Usmar'da hiç Çin meselesi nasıl konuşuluyor. Şimdi aslında Cüneyt Hocam'la içeride de biraz bu konuyu da konuştuk. Şimdi insanların yaptığı eleştiri haksız. Neden haksız? Çünkü geçtiğimiz günlerde daha Çin ile Türkiye arasında bir güneş enerjisi ortaklığı yapıldı. 1 milyar dolarlık yenilenebilir enerji üzerine 1 milyar dolarlık güneş enerjisi yatırımı yapıldı Çinli şirket tarafından Türkiye'ye. Hiç duymadık onu ben. Türkiye'deki ortağı da yanlış hatırlamıyorsam Çalık Enerji. Öyle mi? Evet. Bu konu ben buradan söylemiş olayım o zaman bilmeyen arkadaşlar peki, için de bilmeyen izleyiciler için. Bu planlama içinde. Yani yeni güneş enerjisi sahaları üzerine böyle bir ortaklık mıdır? Evet, onu aynen. Şu anda yani Türkiye aslında bir nükleer enerji ama bir de yenilenebilir enerji sürecinde de evet. Galiba aktif olarak rol alacak. Anladığım bu. Tabii bu işte, güzel bir haber yani evet, aslında. Evet, bahsettiğimiz gibi hani stratejik ortaklıklar diyoruz ama hani bunların hep altı dolu aslında. Doğru. Şimdi Rusya ile mesela baktığımız zaman biz Rusya ile S-400 hava savunma sistemleri ve teknoloji transferi. Ha, o füze meselesinde mesela Çin'le neden füze almadık acaba şimdiki tavır biraz ona mı diye yorumlayanlar da var. Korku ona bir korkusu var insanların ama bu korkunun... Yok Çin'den ziyade Rusya'yı tercih ettiniz füze alımında. Birkaç yıl önce çünkü Çin'le yürüyordu bu müzakereler. Orada dondu durdu. Sonra tekrar AKP biraz Atlantik cephesine döndü. Sonra Rusya ile füzeye şimdi gelince evet. Hani Çin benden almadın o zaman bekle beni diyor. Böyle mi ya da gelişir bilmiyorum. Ben tabii devlet anlayışındaki politikayla bizim işte gazete köşe yazarı düzlemindeki bakış açılar çok farklı tabii Türkiye'de öyle bakılmayacağını düşünüyorum ama konuşulduğu için sorayım dedim. Şimdi o dönemdeki tabii gelişmelere baktığımız zaman Çin Devlet Başkanı'nın geldiği gün iptal edildi. O tabii sizin de bahsettiğiniz gibi Atlantik cephesinin işte Amerika'nın evet, çeşitli sıkıntılar, baskı artık o dönemin koşullarından dolayı alınamadı. Ama bu dönemin koşulları hocamın da az önce çok net olarak ifade ettiği gibi İstesini, Amerika'nın da dayatacak. Şimdi Amerika'nın peki. Da kendi şeyi var. Ulusal güvenlik stratejisinde Amerika ne açıkladı? Amerika Orta Doğu'da kaybetmiştir. Kendisi açıklıyor bu güvenlik stratejisinde. Şimdi hani biz içeride eleştiri veya tartışmalar yürütüyoruz. Acaba gerçekten Amerika kaybetmiş mi? Acaba gerçekten çıkıyor mu? Hani bu tarz söylemlerden ziyade Amerika'nın ne dediğine, bölgenin bize ne dayattığına, gelinen koşulların ne dayattığına bakmak daha doğru olur. Peki. Şimdi Rusya ile mesela bakıyoruz. Doğalgaz boru hattımız var, Türk Akım projesi. Bunların hep altı dolu ortaklıklar. Yani nükleer santral yatırımı, işte Çin ile güneş enerjisi yatırımı yeni buradan açıkladığımız 1 milyar dolarlık. Yani Türkiye'deki özel firma olabilir ama Çinli devlettir değil mi? Yani o anlaşma imza öyle mi bakalım? Çinli de galiba özel sermayedir. Özel sektör muhtemelen mi? Özel sermayedir. Öyle ama önemlidir yani onlar devlet koordinasyonunda tabii, gerçekleşir. Tabii. Onun altını mesela İran'la baktığımız zaman bu görüşmede de İran kaynaklarından öğrendiğimiz kadarıyla bu tekstil alanında İran'la alakalı ciddi yatırımlar öyle düşünülüyor mi? Önümüzdeki dönemde. Ve aynı zamanda şu da var. İran şimdi baktığınız zaman bölgede
Amerika veya işte İsrail Türkiye'de ne sağladı? İşte mezhepçilik politikası. Sürem çok daraldı ama bir dakikam var mı arkadaşlar? Çok hızlı bir soru sormam lazım. Bir de Çin, Rusya, Türkiye ekseninde kurulması gereken bir kredi fonu kamuoyuna yansıdı. Var mı hiçbir bilginiz? Son olarak bir de ona yanıt alayım. Yani onunla alakalı çok fazla bir bilgim yok. Belki hocam o konuda daha detaylı bilgiler verebilir. Bilgim yok ama benim de dikkatinizi çekmek istediğim şey, Türkiye'de muazzam bir İranlı turist şeysi var. Evet, doğru, var. Doğru. Yani doğru. Van'da vesaire de bizim görmediğimiz alanlar. Kısmeti hiç hesapta olmayan İranlılar oluyor, şimdi turizm sektörümüzde. Özellikle Van'da hafta sonu kahvaltısına evet. geliyorlarmış. Yani evet, öyle evet. bir düzleme inmiş yani. Bu çok önemli çok, bir gelişme. Yani yeni yatırımlar anlaşılıyor, planlanıyor. Biz bu yatırımsal şeyi ayrı bir programda değerlendiriyoruz. Evet, mezhepçilik politikaları çökmüş oldu. Çökmüş oldu, çok önemli. Çok teşekkür ediyorum değerli biz konuklarımıza. Berk Özer, Usmers dış politika sorumlusu, çok teşekkür ederim. Ve Profesör Doktor Cüneyt Akalın hocam, çok teşekkür ederim. Ve telefon bağlantısında da Sayın Amiralimiz Cem Gürdeniz'in yorumları vardı. Araya da Sayın CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun Çorum'daki şeker fabrikası da dahil olmuş oldu. Gündem dışı CHP mitingi gibi oldu şeker pancarı ile ilgili gerçekleştirilen miting. Bu notlarla tamamlıyoruz değerli seyirciler. Az önce yayın içinde de konuştuk. Biz aslında fark etmeden galiba Kandil üzerinde çok daha ciddi operasyonel süreçler oluyor galiba. 31 Mart 6 Nisan yani bir haftalık dönem içinde dördü sözde lider kadro olmak üzere lider kadronun hedefte olduğunu gözlemliyoruz. 108 terörist etkisiz hale getirildi. Muhtelif tipte 34 silahla geçirildi. 59 el yapımı patlayıcı imha edildi. TSK'nın yeni açıklaması son dakika bilgisi olarak yansıyor. Görüşmek üzere, hoşça kalın. Memleketim şarkılarıyla ilgili burası. Hemen Nazizmi Almanya'da bittiğini zannediyorum. Moskova ve Ankara'da